Kent ve Sanat'tan merhaba sevgili izleyiciler. Bugün modayı konuşacağız ama çok farklı yönleriyle konuşacağız. Ve elbette ki modayı da yine modayı çok iyi bilen isimlerle konuşacağız. Ferhal Aral, kuratör ve Erdal Dinçer, kulis yönetmeni. Hoş geldiniz. Sağ olun. Şimdi modanın kalbi İstanbul'da atıyor denildi ve çok konuşuldu. Evet. Çok da yazıldı bütün medyada. Bu ara epey gerçekten yoğun, attı evet. mı modanın kalbi? Yani çok attığı söylenemez tabii, istenilen ölçülerde değil. Evet. İnşallah zaman içinde olacak. Ama tabii bizim bir Türklere has bir özelliğimiz var. Bunu evet. kendimi dışarıda tutarak da söylemiyorum ama uzun yıllar yurt dışında bu işi yapmış bir koreograf olarak söyleme haddini kendimde buluyorum. Biz taklit etmeyi seviyoruz. Evet, taklit etmek doğrudur. Aslında evet. taklitle başlar her şey. Ama bunun sentezine varmak, sebeplerini anlamak, biz sadece görüntüyü alıp yaparsak hep aslını yaşatmak zorunda kalacağız. Yani malum taklit her zaman aslını yaşatır. Hı hı. Bunu kendimize özgü hale getirebilmeliyiz. Daha otantik, daha oryante edebilmeliyiz. O zaman İstanbul Fashion Week diğer Fashion Week'lerin arasında farklı bir noktaya gelecek. Bu haliyle sadece Roma, Milano, Paris'in bir taklidi gibi görünüyor. İçeriğini zaten ayrıca konuşuruz. Peki zamanı değil miydi daha? Daha biraz daha mı beklemek gerekiyordu İstanbul için? Tam tersi düşünüyorum. Daha erken olmalıydı. Hı hı. Sadece zihniyetlerde problem var. Yoksa hı. eylem doğru, teşebbüs doğru, bunlar geç bile kalınmış eylemler ama zihniyetlerde bir sorun var. Onu yöneten zihniyetlerde biraz dar bakış gibi görüyorum. Hani çok da eleştirmek istemiyorum çünkü bu tip evet. şeyleri teşvik etmek lazım ama o darlığı da ısrar ve inat edilirse bu hep böyle kalacak, korkum o. Evet. Biraz daha açık fikirli olmak, başka fikirlere izin vermek. Çok kapalı kutu gidiyor mesela, hı hı. eleştirilerimden biri bu. Evet. Hep belli modacılar, belli tasarımcılar, belli koreograflar ve belli modeller. Şimdi bu açılımı önleyen unsurlar. Burada inat ve ısrarla hayır böyle deniyor. Hı hı. Aslında burada da yine medya devreye giriyor galiba. Hep aynı isimler etkisi üzerinde. Etkisi olmaz olur tabii, etkisi var aynı muhakkak üzerinde, var. Aynı isimler üzerinde durduğu zaman ve Fashion Week'de aynı isimler üzerinde mi gidiyor, öyle diyebilir miyiz? Biraz öyle tabii. Şimdi işin maddi boyutunu çok bilmiyorum. Emin olmadığım konularda da konuşmak evet. istemiyorum ama bildiğim kadarıyla bir destek alınıyor. Devletten bir desteği var, İTKİB'in bir desteği var. Ama tabii kulağıma gelenler, ben bir kere katıldım. O da bizzat katılmak gibi bir teşebbüsüm olmadı ama tasarımcımız Günseli Türkay, ki birazdan gösteririz onu da defilesini. Günseli Türkay bizimle çalışmak istediği için bir defileye mahsus olmak üzere geçen dönem Fashion Week'te ben de yer aldım. Ama gördüğüm kadarıyla çok eski deyimle matine suare gibi gidiyor işler. Yani içeriye çok fazla önem verilmiyor. Zaten zaman yok. Yarım saat arayla seyirciler boşaltılıyor. Yarım saatte ne yapabilirseniz prova ya da koreografi, zaten koreografi yapacak zaman yok. Hı hı. Tek tek çıkışlar ve gelişler. Evet. Hemen akabinde seyirciler tekrar, yeni davetliler içeri alınıyor. Hadi defile deniyor, bitiyor. Ha, şimdi o yapılanlar defile mi? Asıl onu tartışalım. Evet. Ve onu tartışalım, size evet. soralım. Şimdi bazen öyle defileler oluyor ki o kadar muhteşem görselliği var ki evet. ve sadece hani bir mankenin yürümesi değil de siz orada bir kısa film bile izliyor havasında oluyorsunuz. İşte evet. onları da sizler başarıyorsunuz. Peki bunun hazırlığı nasıl oluyor? Onun hazırlığı tabii çok uzun zaman evet. alan bir iş. Şimdi defile nedir? Onu önce bir anlatmak lazım. Türkiye'de bu maalesef yanlış anlaşılıyor. Fashion Week'te de hoş, orada da çok eleştiremiyorum. Belki timingler doğru ayarlanmadığı için bir koreografi yapılamıyor. Asla oradaki koreograf arkadaşlarıma bir yargı anlamında değil bu. Çünkü zamanları yok. Evet. Yapabilecekleri pek bir şey yok. Yarım saatte hangi koreografi yaparsınız? Ama münhasır bir defile elinize aldığınızda, defile bir kıyafet sunumu değildir. Kıyafet sunumu onun sekonder özelliğidir. Aslında defile bir konsepttir. Ve o firmanın ya da markanın ya da tasarımcının kendini ortaya koyduğu, yani kıyafetleri değil, ürünü değil, öncelikle markanın ön plana çıktığı, şaşasını, gücünü, kuvvetini gösterdiği bir harekettir. Zaten bir sahne sanatıdır. Evet. Sahne sanatları içinde olan bir iştir.
Ha, diğer sahne sanatlarından bir farkı var. Sonuç itibariyle ticari bir hedefi vardır. Sahne sanatlarında tabii ki orada da bir gelir var ama hedef her zaman sanattır. Evet. Bizde sanatın malzemelerini kullanıp ticari bir hedefe doğru gittiğimiz zaman başarılı bir defile olur. Hı hı. O yüzden tabii ki iyi hazırlanılması gerekiyor. Tasarımcının ya da firmanın kafasındaki, hayalindeki o imajı doğru anlamak ve doğru anlatmak gerekiyor. Doğru müzikleri seçmek gerekiyor. Müzik son derece önemli bir defilede. Işık ve müzik olmazsa olmazı. O ışığı ve müziği doğru verdiğinizde bir ambiyans çıkıyor, bir konsept çıkıyor. İşte o zaman izleyen davetli de izlediğinden mutlu oluyor. Bir sahne sanatı izlediğinin bilincinde olarak mutlu ayrılıyor. Ama Fashion Week'teki hangi defileyi, hangi davetli hatırlıyor? Bunu sormak lazım. Bir iki tanesi var. Bazıları çok özeniyorlar. Ya da ünlü isimler geldi. Evet. Yani onlar hatırlanıyor. Tabii ki orada koreograflar da özenmişler. İyi modeller, farklı medyatik modeller çıkmış. Onlar hatırlanıyor ama orada sunulan 20-25 defileden en fazla 3'ü 4'ü, hadi bilemediniz 5'i hatırlanır. Geri kalanlar mecburen çok sıradan oluyor. Erdal Bey'e sormak istiyorum. Başka bir boyutunu tartıştık Ferhan Bey'le de. Sizinle de Fashion Week'teki o telaşı sormak istiyoruz. Çünkü kulislerde siz varsınız yıllardır da. Biz önde sahnede podyumda olan biteni görürüz ama arkada ne olup bittiğini biz bilmiyoruz. Siz çok iyi biliyorsunuz. Evet, arkada çok karışık ve koşturmaca var. Tabii bu canlı yayın olduğu için hatasız işi yapmamız gerekiyor. Evet. Fashion Week derken ben Vizon Show'da da bulunduk, emeğimiz geçti. Ondan sonra biraz tabii şey geliyor bize, daha o zaman daha ağırdı, daha kalabalıktı, daha iyi şeyler yaptık. Bakın benim hep aklımda onlar. Şimdi Ferhan Hoca'nın dediği gibi ne kalıyor aklımda? Benim hepsi onların aklımda ama burada birazcık şey, bazıları dediği gibi doğru, haklı yani kaldı. Arkada büyük bir koşturma var, hakikaten var. Evet. Yani işin mutfağı orası. Oradaki koşturmada hem giyim olarak hem zaman olarak çok saniyelerle oynuyoruz. Kaç yıldır yapıyorsunuz Erdal Bey? Ben aşağı yukarı 18 yıldır bu işin içindeyim. Bu işi de sevgili Başak Gürsoy'dan. Evet. Hep onunla beraberdim. Ondan sonra Ferhan'la çalışıyorum. İki kişi var bu 18 senenin içinde. Zannediyorum Ferhan'la bitireceğiz bu işi. Peki, sağlığımız el verirse. Çok iyi bir dönemini yaşıyor diyebilir misiniz Türk Modası? Yok, biz daha iyi dönemler yaşadık. Daha iyi dönem. Eskiler daha tabii, mı iyiydi? Tabii. Evet. O zaman daha bir profesyonellik vardı. Daha bir bu işe ciddi sarılmak vardı. Daha başkaydı. Ama şimdi sağ olsun Ferhan Hoca ile beraber ağırlık onda. Yeni bizim istediğimiz tarzda yeni çocuklar yetiştiriyoruz. Evet. Yani o kulis terbiyesini ilk önce verip, çünkü oradan başlıyor olay. O kulis terbiyesini almayan zaten bu işi yapmasın. Öyle bir kulis, kulis bir defilenin iskeleti. Yani kulisi doğru yönetirseniz defile doğru gidiyor. O yüzden de kuliste çok güveneceğiniz bir yönetmenin olması lazım. Kulisi gerçekten sizin yönetmek istediğiniz gibi yöneten. Çünkü ben her zaman rejide olurum. Evet. Müziği ve sesi ve ışığı yönetebilmek için. Oradaki tek güveneceğim insan Erdal'dır. Ve orada Erdal beni temsil eder. Ve işte o zaman oranın düzeni, o düzende en ufak bir hata direkt podyuma yansır. O yüzden hatasız olmak zorunda. Yani bir koreografın ya da bir defilenin başarısı aslında kulisin başarısıdır. Evet. Şimdi sizin podyumlarda yaptıklarınızı çok iyi biliyoruz. Farklı şeyler yansıttınız o podyuma. Evet. Bir modacı size geldiğinde, sizinle çalışmak istediğinde ne istiyorsunuz o modacıdan veya... Evet, sizden yapmayacağınız şeyler istediğinde onu nasıl reddediyorsunuz örneğin? Oldu. Öyle bir hadisemiz var. Bir kaza istediler podyumda. Kaza? Evet. Bir kaza olsun ve işte göğüsler çıksın ortaya. Çok da ünlü bir modelimizle ilgili. Onu sanki kaza gibi gösterdiler ama aslında değil. O bir programlı bir işti. Evet. Bir dönemde bu çok konuşuluyordu vardı, değil mi? Vardı, evet, maalesef vardı. Ve reddettik, öyle bir işi almadık. Şimdi ben BG Ajans, Başak Gürsoy'un kurduğu 35 sene önce, hatta bu sene 36. senesi, Türkiye'nin ilk ajansıdır.
Türkiye'de ilk defa mankenlik ajansı Başak Gülsoy tarafından kurulmuştur ve hala da devam ediyor. Evet. Ben onun ortaklarından biriyim. Diğer ortaklarım Murat Özsümer ve Emrah Esen. Başak abla da tabii yine bizim her zamanki nasıl denir başımızda, o hep bizim dua, Allah yani bizim başımıza eksik etmesine her zaman yanımızda duayenimiz. Şimdi tabii böyle bir geçmişten gelince atacağınız imzaya dikkat etmek zorundasınız. Evet. İstediği kadar bize bir para teklif edilsin, bu kaliteyi, bu geçmişi zedeleyecek hiçbir şeyi kabul edemeyiz. O yüzden tasarımcımızdan ya da firmadan istediğimiz öncelikle hayalini bize tam olarak anlatması. Çünkü onun hayalinin doğru adaptasyonu bizi ve onu mutlu edecektir. Onu mutlu edince biz de mutlu olacağız. Asla ben kendi kafamdaki projeyi bir modacı ya da tasarımcıya empoze etmem. Çünkü ne zaman ederim? Tasarımcının kafasında hiçbir hayal yok ise, herhangi bir konsept yok ise, o zaman kreasyonu görüp o kreasyona uygun olabilecek alternatifler, seçenekler sunarız. Bu bir tartışma vesilesi olur. Bu bir ay sürer, 10 gün sürer. Süre hiç önemli değil. Modacının tatmin olması, tasarımcının bu konuda tatmin olması önemli olan. Dediğim gibi eğer kafasında bir tasarım yoksa o zaman biz ona bir konsept uygularız. Ama varsa her zaman onun istediği olmak durumunda. Evet. Bizim işimiz onun istediğini, hayalini hayal ettiği gibi yansıtabilmek. Evet. Şimdi podyumdaki kazadan bahsettiniz. Evet. Ben hemen onunla ilgili bir şey sormak istiyorum. Örneğin hani modacı bunu istiyor ama modacıdan çok manken konuşuluyor. Aslında evet, bu da bir risk değil midir? Kesinlikle risk. Evet. Yani bu tabii tasarımcı arasındaki farkı da gösteriyor. Evet. Şimdi tasarımcı var, tasarımcı var. Hı hı. İsim vermeden söylüyorum. Şimdi böyle bir şey isteyen tasarımcıya ne kadar tasarımcı dersiniz? Evet. Bir yerde tasarımcıları da bu yüzden anlayışla karşılıyorum. İşte hani aslında reddettiğim Fashion Week'tekiler defile mi? Değil, ekspozisyon. Hı hı. Orada bir defile yok bana göre. Çünkü defile dediğim gibi markanın, tasarımcının öne çıktığı bir iştir. Halbuki Fashion Week'te mecburen zaman değerliğinden dolayı ekspozisyon tarzı yapılıyor. Tek tek kıyafetler sunuluyor. İşte benim bu sezonki koleksiyonum bu diyor. Geçiyor gidiyor. Evet. Ama özel bir sahne yok, özel bir show yok. Yani fashion show ama fashion var ama show yok. Hı hı. Bu eleştirdiğim bir konu ama tabii zamanlamadan dolayı ne koreografı eleştiririm bu konuda ne tasarımcıyı. Çünkü sistem böyle gerektiriyor. Sistemi eleştiriyorum orada. Neden yok peki? Anladığım kadarıyla yine maliyetlerle alakalı. Çünkü 3-4 güne sıkışmak zorunda. Yüksek evet, maliyetler bunlar. İşte podyum kiralanıyor, ışıklar kiralanıyor. Bunların her gün yeni bir para charge ediyor. Haklı olarak bunu çok kısa sürede mümkün olduğu kadar çok tasarımcıyı ya da firmayı bu işin içine katıp 3 günde 4 günde bitirelim isteniyor. Tabii o zaman da ne oluyor? Ziplenmiş oluyor. Evet. Çabuk 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 matine suare gibi gidiyor. O zaman da tabii dediğim gibi iş sahne sanatlarından çıkıp tamamen ekspozisyona dönüyor. İşte koleksiyonun bitti, hadi boşaltın yeniler gelsin, hadi 20 koleksiyon bitti. Böyle bir hale geliyor. Eleştirim buna. Hı hı. Peki tasarımcıların çok dikkat etmesi gerekiyor. Sizlerle çalışması gerekiyor o zaman. Bütün tasarımcılar çalışıyor mu koreograflarla? Hemen hemen çoğu Türkiye'de çalışıyor. Yurt dışında böyle değil. Yurt dışında zaten bu yurt dışından başladı bu iş. 1980'lerin sonuna doğru tasarımcılarla koreograflar arasındaki çekişmeyle bu işler böyle hale geldi. Ondan önce defileler gerçekten defileydi. Yani müziğin sayıları, ritimleri hesaplanırdı. Müziğin crescendoları belirlenirdi. Ve bununla ilgili hem ışık hem ses hem de mankenle 3 gün 4 gün süren sayılı provalar yapılırdı. Evet. Mankenler sayı sayardı. Şimdi öyle bir şey kalmadı. Neden kalmadı? Çünkü bir kere maddi problemler. Bugün bir otelin balo salonunu 3 günlüğüne kiraladığınızda zaten defilenin astarının yüzünden pahalıya gelmeye başlıyor. Evet. O yüzden bir günlüğüne kiralanıyor. Mecburen gece 12'de giriyoruz. Podyum kuruluyor, ışıklar kuruluyor, ses sistemi kuruluyor. Sabaha kadar bu sürüyor. Sabahleyin modeller geliyor, onlarla yürüyüş provası yapılıyor, saç makyaja gönderiliyor ve 7'de defile yapılıyor. Evet. Çok özür dilerim. Şimdi böyle bir maddi sıkıntı içinde 24 saate yine ziplenmiş,
defile yapmak zorunda kalıyorsunuz. Yani işin aslında ucuz her şey iş yapılmak isteniyor aslında. Mecburiyetler buna getiriyor. O yüzden de sahne sanatlarından gittikçe iş uzaklaşıyor. Fast food noktasına doğru geliyor. Ne yazık ki. Siz eğitim veriyorsunuz aynı zamanda, evet, değil mi? Evet. Üniversitede. Evet. Biraz da ondan bahsedebilir miyiz? Evet. Şimdi yeni tasarımcıların defile organizasyonu ile ilgili çok bilgileri olmadığını fark ettim. Evet. Bundan 5-6 sene önce Türkiye'ye döndüğüm yıllar. Şöyle tekliflerle karşılaştım. Mesela sıralama yapmış kıyafetlerin. İşte bir numaralı kıyafet bu, iki bu, üç bu. Her neyse 30'a kadar 40'a kadar gidiyor. Ama bana diyor ki modacı, birinci kıyafeti söz gelimi Ece Gürsel giysin. Güzel. Sonra 8. kıyafeti de yine Ece Gürsel giysin. Şimdi bunu dediği zaman ortada bir bilmezlik çıkıyor. Çünkü Ece Gürsel'in birinci kıyafeti sunduktan sonra o sahne düzeni ve giyinme soyunma süreleri içerisinde dikkate aldığınızda minimum 2,5 dakikaya ihtiyacı var. Evet. Ve 2,5 dakika demek minimum 20 modelin sahneye çıkması demek. Yani Ece Gürsel en erken birinci kıyafetten sonra 20. ya da 21. kıyafeti giyebilir. 6. kıyafeti giyebilmesi mümkün değil. Ve bunu olamaz dediğinizde modacı nasıl olamaz diyor. Anlaşamıyorsunuz, yani anlatamıyorsunuz. O zaman tabii şaka yolu, o zaman diyorum kulis şeyin önüne, podyumun bir kenarına bir kabin koyalım. Evet. Ece podyumdayken oraya girsin, soyunsun, çıksın. Nasıl olacak öyle? Yani bir takım bilgisizliklerden kaynaklanıyor. Bunun üzerine üniversitelere müracaat edin. Bu konularda moda, evet, tekstil ve tasarım bölümü öğrencilerimizi, bunlar geleceğin tasarımcıları. Mutlaka eğitmek lazım. Böyle bir konu da hem onları daha bilgili kılacaktır, hem de ileriki defilelerin daha kaliteli, daha çabuk, daha anlaşılır olmasını sağlayacaktır. Yeditepe Üniversitesi'nden böyle bir teklif geldi. Müşerref Zeytinoğlu bölüm başkanı sağ olsun büyük bir hüsnü kabulle beni kabul etti. Şimdi ilk 3 senedir orada yeni tasarımcılarımıza defile organizasyonu ve moda koreografisiyle ilgili dersler veriyorum. Aslında biz sektörleşememe durumu var mı bizde? Yoksa biz gerçekten moda sektörü olduk ama kaliteli iş yapmak yerine ucuzunu mu seçiyoruz? Bence ikisi de değil. Yani bir kere moda bir sektör oldu. Moda bir sektör oldu Türkiye'de. Bunun için çok çaba verildi. Yıllardır çaba verildi. Bu çabalar Başak Gürsoy ile başladı. Koreograf olarak değil, iş anlamında. Organizatör anlamında. Onunla başladı. Kamil Şükün zamanında bu işlere el attı. Vizyon şovlar. Yani Türkiye moda sektöründe uzun yıllardır, nereden baksanız bir 30 yıldır çok ciddi atakta. Son dönemde de bu Fashion Week'te, Fashion Days'lerle ciddi atılımlar var. Ama ucuz iş de değil. Yani o da değil. Şartlar böyle gerektiriyor. Çünkü dünya konjonktürü bu. Biliyorsunuz krizler hep kapıda. Evet. Son 10 yılı sürekli krizlerle atlatıyoruz. Buna rağmen devam etmeye çalışıyor. Aslında takdir etmemiz, teşvik etmemiz gerekiyor ama eleştirmeden de duramıyoruz. Eleştireceğimiz şeyler de olacak. Evet. Tek eleştirim kapalı olmaları. Yenisini bulalım, doğrusunu bulalım. Biraz daha açık fikirli olurlarsa mutlaka ilerleyecek. Evet. Erdal Bey'e sormak istiyorum. Peki kulis arkasında mankenlerle ilişkileriniz nasıl? Ha, oraya gelelim. Şimdi tabii ki sağ olsunlar, hepsi beni severler. Ben de onları çok severim. Zaten sevgi aramızdaki o bağ olmasa bu işi yürütemeyiz. Çünkü arkada bağırışlar, çağırışlar, ben onlara bazı zaman bağırırım. Kabul ederler. Çünkü onu yapmak zorundayız. O kulis onu götürüyor. Ve hiç kimseyle bir problemim yok. Bugüne kadar olmadı 18 senedir. Hepsini çok çok seviyorum. Evet. Hepsiyle ilişkilerim çok iyidir. Şimdi insan izleyen herkesin merakıdır çünkü o. Hani bu kadar çabuk nasıl işte giyinip tekrar geri geliyorlar. Ama Ferhan Bey'in de anlattığı gibi bunların hepsi hesaplıymış. Tabii. Şimdi konuşmamızda o, bunlar çıkıyor. Onun gerçekten hesabı Ferhan Hoca'da, yani işin başındaki yönetmenden başlıyor, koreografadan başlıyor. Onun o hesaplarını çok güzel yapmak lazım ki ben arkada fazla zorlanmayayım diye. Evet. Çünkü arkada beni yalnız bırakıyor. Ve rejiye gidiyor. Arkada bütün şeyi, o problemi ben çözüyorum veya beraber çözüyoruz. Çünkü rejide olduğu zaman da kulaklıklarla beraber irtibat halindeyiz. Evet.
Birazdan manken arkadaşlarımız da burada olacaklar zaten. Evet. Onlarla da daha birebir konuşacağız. Erdal'cığımla bir anım geldi aklıma. Geçen sene İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin defilesini yapıyoruz. Çok kalabalık. 51 manken var. Evet. Çok ciddi bir kadro. Başak Hanım da bizimle beraber. Daha doğrusu onun koreograflığı. Benim de onu süpervizör olarak desteklediğim bir iş. Erdal'cığım da kuliste. Ve Erdal'la biz konuşuyoruz. Ece Sukan final mankenimiz. Ve bir gelinlik giyecek ama enteresan tabii bunlar tasarım gelinlikler. Biraz giyilmesi zor bir gelinlik. Ona rağmen biz o süreyi ona programda tanımıştık ama nasıl olduysa tasarımcı çocuk, mezun öğrenci beceremedi, giyemedi ve Ece zamanında podyuma çıkamıyor. Eyvah. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki biz Erdal'la ben pek küfür bilmem. Bilmem. Evet. Yani hakikaten bilmem ama meğerse çok biliyormuşum. O arada biz Erdal'la o şeyden... Ece'nin geç kalmasından boşluk. Evet, Intercom'dan Ece gelemiyor. Ve podyum boş kaldı. İşte biz orada o podyumu doldurmaya çalışıyoruz. Ses veriyoruz, müziği değiştirdik, başka müzikler. Bir gerilim yarattık. Eyvah. Allah'tan davetler anlamamış. Evet. Tabii canlı yayın yani... Evet, evet. Şimdi mesela televizyonda böyle bir sorununuz, inanın bakın canlı yayındayız ama burada en ufak bir hata olsa en basit kamerayı başka yere çevirirsiniz. Bilemediğiniz bir VTR'e girersiniz, reklama girersiniz eğer süresi rütük kurtarırsınız. Evet. Bizde öyle bir şans da yok. Erdal kuliste, ben rejide, manken ve davetli ortada. Manken bir hata yaptı ya da podyumda istemediğimiz bir şey oldu. Ne benim ne Erdal'ı müdahale edebilme şansımız yok. Orada işte model kurtarıyor işi. Evet. O hallediyor. O refleksini gösterecek. Evet, işte o yüzden de modellerimizin eğitilmesi gerekiyor. Eğitimli modeller, benim eğitimlerde verdiğim en önemli konu bu. Koreografiyi unutabilirsin, yanlış yapabilirsin. Bunun hiç önemi yok. Önemli olan yanlışı davetlilere hissettirmemek. Evet. Çünkü davetli o koreografiyi bilmiyor. Sen bilmediğini ona hissettirsen aa yanlış yaptı der. Doğaçlama yapacak ve evet, kendi refleksini... Kotarabilmek çok önemli. O zaman profesyonel model oluyor. Evet. Tabii orada pardon, orada bir şey atladık. Bu maceramızda aslında ben kulise tasarımcıyı sokmam. Evet. Çünkü tasarımcı girdiği zaman ben mankeni elinden alamıyorum. Şurasından oynuyor, burasından oynuyor, şurası güzel olsun. O onun farkında yani, o trafiğin farkında değil. O sadece benim mankenim güzel olsun ve oraya çıksın. Ama o tabii kaçıyor. Bu arada kaçmış galiba. O tasarımcı içeri kaçmış. Evet. Benden habersiz. Çünkü ben trafiği yaparken. Evet. Ve onun elinden ben kulaklıklarımı attım. Ve onun elinden Ece'yi kucaklayıp ben getirdim şeye, podyuma. Evet. Yani o çok güzel bir yanımızdır. Ve sonra işte defile bitti. Ben kulaklığı çıkardım. Yanındaki bütün rejideki arkadaşlar bana şöyle bakıyorlar. Sen bu kadar af buyurun kötü kelimeyi... Bilmiyor, ben de o farkında değilim. Neler tabii söylemişim, anlatamam size. Oluyor tabii böyle. O telaşla, o heyecanla. Ama maalesef tabii orada kalıyor. Daha orada sonra kalıyor. Tabii orada. Asla. Evet. Evet. Şimdi hem ben hem de izleyicilerimiz aslında biz neler olup bittiğini de öğrenmiş oluyoruz. Örneğin hani tasarımcının girmediğini ve mankenlerin yönetilerek podyuma alındığını, bunların hepsini biz de şimdi burada öğrenmiş oluyoruz. Evet. Tabii orası kapalı bir kutu. Evet. Orada sadece ne fotoğraf ne kamera, o çekilmez o an. Sadece bizden ilgili bir an. Evet. Mankenler, ben bir de giydirici arkadaşlarım vardır kuliste. Yani biz defile başladığımız zaman kulisi kapatırız. Hı hı. Kapanması da lazım zaten. Orası başka bir dönüşüm noktası, evet. Yani o dönüşüyor orası. Peki hep konuşulur yabancı mankenler, Türk mankenler, kiminle çalışmak daha kolaydır? Bir kere benim şahsi kanaatim, ben her iki grupla da yani hem Türk mankenlerle hem de dünyadaki diğer modellerle uzun yıllar çalıştım. Ve şunu çok rahatlıkla ve göğsümü gere gere söyleyebilirim ki Türk mankenler dünyadaki mankenlere taş çıkartır. Evet. Eğitim. Çünkü modelliğin 3 unsuru vardır. Birincisi taşıma özelliği. Bu Türkiye'de yanlış anlaşılıyor. Taşımayı sunmak gibi algılıyor. Halbuki taşımak tamamen fiziksel ölçüyle alakalıdır. Evet. Şimdi taşıma konusunda yabancı mankenlerle, yabancı mankenler de bizimkilerle boy ölçüşür. O konuda bir problem yok. Hatta belki daha iyi taşıyanlar vardır. Fiziksel ölçüler anlamında. Ama sunma konusuna geldiğinde... Benim mankenlerime, Türk mankenlerine hiçbir yabancı manken su dökemez. Çünkü bilmiyorlar. Çünkü eğitim yok. Evet. Artık yabancı modeller eğitilmiş bir model olarak değil. Çünkü iş
modacılara, tasarımcılara kaldı. Koreograflarda kalmadığı için tasarımcılar da hep kıyafetinin en güzel nasıl duracağına bakıyor. Hı-hı. Halbuki işte o yüzden de podyumda şimdi bakın Avrupa modellerini, evet, Avrupa defilelerini çapraz çapraz giden mankenler görüyorsunuz. Ayaklar paytak paytak ama kızın üzerine tam oturmuş. Evet, biz de hani demek ki böyle mi yürümek gerekiyor, hayır, diye düşünüyorduk. Hayır, alakası bize yok. Çünkü onu sadece görüyor. Aa, tamam diyor. Basen oturdu, göğüs oturdu, bel oturdu. Güzel bu çıksın. Ama kız yürümeyi bilmiyor. Olsun. Tam oturdu. Bu da bir yanlış. Evet. Çünkü baseni tam oturmayabilir ama o manken onu öyle bir sunar ki wow dersiniz. Müthiş bir kıyafet dersiniz. Evet. Yani o nedenle taşımak, sunmak ve ışık. Bana göre taşımak konusunda evet yabancı modeller belki bazen öne geçiyor olabilir ama sunma ve ışık konusunda Türk modeller hepsinin eline su döker. Evet. Siz de aynı düşünce aynı fikirdeyim. Ben bizim kızlarla çalışmak daha çok memnunum ve de hep onlarla çalışayım. Peki o zaman neden yabancı mankenler tercih ediliyor büyük defilelerde? İşte dediğim gibi yine özenti ve taklitle alakalı. Evet. Özellikle bakın Fashion Week dışındaki defilelerde yabancı model çok az görürsünüz. Hı hı. Belli markalar kullanıyorlar. O da tabii Avrupa bağlantılı olan, Avrupa'da aslında menşei Avrupa olup da Türkiye'de de şubesi olan firmalar özel defile yaptığında yabancı model kullanıyor. Ama onun dışında eğer bir modacı, tasarımcı defilesi ise yabancı model çok az görürsünüz. Evet. O daha çok taklit. Yani Paris Fashion Week de nasıl bütün dünyadan yabancı modeller var, İstanbul Fashion Week'te de var, evet, demek için. Şimdi sizin çok çok sayıda güzel defileleriniz oldu. Evet. Onlardan biri halen konuşuluyor, evet, Anadolu Medeniyetleri. Evet. Onu izleyelim. Olur. Sonra da olur, manken arkadaşlarımızı da alalım yayına. Evet. Çocuklar, Volkan faturasız hattan faturalıya geçti. 30 liralık tarifesiyle 10 dakikası 30 kuruşa konuşuyor. İsterse 10 liralık konuşup kalanı mesaja ve internete harcıyor. Peki Volkan bunu nasıl yapıyor? Evet Selim. Unutma Selim, bu Türkiye'de bir ilk. Türkiye'de bir ilk. Ah, rüyaymış ya. Ya Selim,
Yatağıma rüya. Selim'e rüya, Vodafone'lulara gerçek. Faturalı cebine göre tarifede artık 10 dakikası 30 kuruşa konuşacaksınız. Artık futbol konuşacak. Beklenen gün geldi. Cem Vakfı kuruluşu olan Alaturna Turizm tarafından 18 Ekim 2011 tarihinden itibaren Kerbela ve Necef'e tur düzenlenecektir. Şehitler Serdarı İmam Hüseyin Efendimizin ve İlim Şehri'nin kapısı İmam Ali Efendimizin türbelerinin bulundukları kutsal mabetlere, inancımızın, kültürümüzün, gönlümüzün merkezindeki topraklara gidiyoruz. Bu büyük birliğe yurt içinden ve yurt dışından tüm canlarımız katılabilirler. Telefon 0212 466 54 94, 0212 466 54 95, 0212 451 84 13, www.alliturnatur.com. En son teknolojiyle üretilen Horkes'le horlamaya son. Mucize magnetik terapi cihazı olan Horkes, burun bölgesine takıldıktan kısa bir süre sonra nefes yolunu açarak nefesin kolay geçişini sağlar. İlk kullanımdan itibaren olumlu sonuç alınır. Ağır horlamaları hafifletip horlamayı tamamen ortadan kaldırır. Horlama önleyici aparat olan Horkes'e sadece 89 TL'ye sahip olabilirsiniz. 444-2473 444-2473 www.cemshop.com. Remetta'dan 222 parça çeyiz seti size özel fiyatıyla 1690 değil, 1390 değil, sadece 1190 lira. Kent ve Sanat devam ediyor ve modayı konuşmaya da devam ediyoruz. Yeni konuklarımız var. Bugün çok güzel ve çok yakışıklı konuklarımız var. Programımız da öyle ilerliyor. Kaan Aypulat ve İkbal Tulgar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaan Bey, siz aynı zamanda 2007 Best Moda. Evet, 2007 Best Moda yarışması Türkiye birincisiyim. Evet. Aynı zamanda dünya beşincisiyim. Ve aynı zamanda da maden mühendisiyim. Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Evet. Zaman ne gösterir bilemeyiz. Yani ben mühendis olacaktım. İşte zaman geçti, bir baktım buradayım yani. Hani öyle, evet, bakalım yarın ne olacak. Şey, evet, yani tamamen plansız şekilde. Ama çok seviyorum mesleğimi. Yani modellik yapmayı hakikaten çok seviyorum. Belki diğer mesleğimi de çok severdim ama hiç yapma fırsatım olmadı. Evet. Bakalım zaman ne gösterir bilemiyoruz. Belki ileride onu da deneyeceğim, şimdi bilmiyorum. Kaan'cığım 2007 Best Model birincisi, son derece başarılı ve podyuma çok yakışan bir adam. Evet. Hakikaten teşekkür salon ederim. Adamı. Yani her defilemizde mutlaka onu bir başrole alıyoruz. Ama benim inancım o ki Kaan kendi terbiyesinden ve tarzından dolayı o Best Model birinciliğini çok medyaya çevirmedi. Evet. Yani girişken bir yapısı yok. Ama bence doğruyu da yaptı. Ağır adı. Çünkü birden medyatik olup birden sönebilirdi. Bence şimdi 2012 Kaan'ın yılı olacak. Evet, inşallah. Ağır adımlarla ama çok emin adımlarla ama gidiyor. Best Model'da dereceleri olan isimler gerçekten çok çok iyi işler yapıyorlar herhalde. Yani ama evet, birçoğu da unutuldu. Evet. Birçoğu da unutuldu. Yani aralarından bir iki tanesi çıktı ortaya. Evet. Kaan da öyle olabilirdi. Çabuk unutulabilirdi. Bence doğrusunu yapıyor. Sindire sindire ve emin adımlarla gidiyor. Evet, hani bu konuda zaten hani babamın da hakkını vermem gerekiyor. Ben o sırada okuyordum zaten 2007 yılında. Hı hı. Ve babam zaten çok beni desteklemedi yarışma konusunda. Ama sağ olsun her kararımda arkamdadır. O okul bitecek dedi. Ondan evet, sonra hani ne yapmak istiyorsan yap. Zaten yarışmadan sonra Ankara'ya döndüm. Okulumu bitirdikten sonra geldim. Ve böyle bir hayata başladık. Evet. Peki şimdi biz sizlerden önce hep podyum arkasında, hani o elbise nasıl podyum sahnesine gelir onu konuştuk ama şimdi onu da taşıyan sizsiniz. Oradaki zorlukları da sizden dinlemek istiyoruz. İkbal Hanım, isterseniz siz mesleğe ilk başladığınızda tahmin ettiğiniz gibi miydi? Çünkü birçok insanın, birçok genç kızın
hayalidir belki. Hani sizin yerinizde olmak ister böyle. Manken olmak ister, o podyuma çıkmak ister, o elbiseyi taşımak ister. Hayal ettiğiniz gibi miydi? Ben ilk önce mankenliğe nasıl başladığımı anlatayım. Çok enteresan bir şekilde oldu. Ben özel bir kanalda makyöz olarak çalışıyordum. Sonra bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine Başak Gürsoy Ajansı'na başvurdum. Modellik serüvenim bu şekilde başladı. Ama içimde her zaman vardı yani. Hep istediğim bir şeydi. İyi de oldu yani. Hani evet. Çok alakasız bir şey oldu. Makyöz başlayıp model devam etmek ama çok mutluyum yani şu anda. Hiç aklınıza gelir miydi peki? Hani işte manken olacağınız. Bu benim istediğim bir şeydi gerçekten. Yani şu anda çok mutluyum ve zorluğunu da yaşamıyorum açıkçası. Hani birden adapte olabildim yani. Hani içimde olan bir şey olduğu için. İkbal podyuma çıktığında devleşiyor. Evet. Yani, ama gerçekten çok hoş bir öyle. normal hayatının son derece hanımefendi, kendi içine kapanı, öyle çok herkesle konuşmayan, etmeyen ama podyuma çıktığında bir anda bak işte o demin anlattığım var ya, taşıma, sunma ve ışık. Evet. İkbal'de ve Kaan'da bu ışık doğal olarak var. Çıktığı anda bakmak zorunda hissediyorsunuz. Onlara bakılıyor. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi bizim ülkemizde mankenlik bir meslek olarak görülmüyor. Yani şöyle evet. Görülüyor. Çok erken yaşlarda bırakmak zorundasınız ve manken başlarsınız. Ya oyuncu olursunuz işte ya da bilmiyorum televizyon kanalında işte sunucu olursunuz. Peki sizce böyle olmalı mı ya da dünyada da böyle mi? Ama baktığımız zaman Naomi Campbell 40 yaşında mı? Ama şu anda halen mankenlik mesleğini sürdürebiliyor. Çok değil. Çok değil. Evet. Yani aslında dünyada da böyle. Hı-hı. Bakın mankenlikten televizyon sunuculuğuna, işte show programına, oyunculuğa, dansçılığa, sinema sanatçılığına geçiş. Çünkü mankenlik, modellik belli bir yaşla sınırlı. Evet. O kadar ki dünya piyasası açgözlülüğü artık o hale getirdiler ki daha genç, 15-16'lara düştü model yaşı. Evet, 15 yaşında genç kızı makyajı yapıyorlar sanki koca kadınmış gibi. Hadi yürü bakalım podyuma. 15 yaş. Açgözlülüğün artık son raddelerine geldik. O yüzden hep daha genç, daha fresh, daha temiz, daha taze gibi bir noktaya. Ve o yüzden de tabii eskiden 23-24-25 yaşına kadar süren modellik hayatı artık 22'ye gelince yaşlandığın noktasına geliyor. Evet. Peki sizler ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili, meslek olmasıyla ilgili? Bu bence çok acı bir şey. Hani en yakın zamanda başıma gelen bir olay. Ev kiralayacağım, ev sahibim inşallah seyretmiyordur. Ne iş yapıyorsun diyor. Evet. Madem mühendisiyim ben diyorum. Hani ben mankenim diyemiyorum. Evet. Evet. Çünkü öyle bir ön yargı var bizim insanımızda. Hani manken, herkes manken. Yani böyle bir bunu aslında kırmamız lazım ama ne yazık ki çok zor görünüyor. Yani çok zor görünüyor. Peki sizi sormak istiyorum. Önceden de böyle miydi? Mankenlere karşı bir ön yargı var mıydı yoksa daha gerçekten? Hep oldu. Evet. Ama şu vardı. Eskiden ya daha sınırlıydı manken sayısı. Değil mi hocam? Evet. Daha sınırlıydı ve herkes çok işler yapıyordu. Yani o zaman onların meslek olarak seçilmiş haldeydi. Yani seçilmişti meslek olarak mankenlik. Çok az olduğu için bütün işlere onlar gidiyordu. Çok iyi paralar kazanıyorlardı. O zaman da çok iyi paralar vardı yani. Ama çok seçilerek alınırdı. Seçilerek alınırdı. Çok büyük elemelerden hani, geçilirdi. Herkes manken olamazdı. Onun için o zaman meslekti ama ben hala şimdi gelen arkadaşlara şahsım olarak söylüyorum. İlk önce kendi meslekleri okusunlar. Sonra mankenliği de o arada yapsınlar. Hobi olarak mı yapsınlar? Hobi olarak da değil yani yapsınlar. Onu da yapsınlar evet. Arada. Hayır. Evet. Bence Hilal Hanım'ın sorusuna doğru cevap hobi olarak yapmasınlar. Eğer model olmak istiyorlarsa evet modelliği bir kere hangi işi yapıyorsanız yapın. Hobi ya da gerçek mesleğiniz evet. Mutlaka severek ve ciddiye alarak yapılması lazım. Hı-hı. Başka türlü başarılı olmanız mümkün değil. Evet. Sureta yapılan hiçbir işten başarı elde edemezsiniz. Ama maalesef modellik mesleği belirli bir süreyle sınırlı olduğu için fiziksel özellikleri evet. Kaybetmeye başladığınız andaki bu maalesef kaçınılmaz. Yaş ilerledikçe yüz değişmeye başlıyor. Ha ondan sonra işte bu arada eğer oyunculuğa geçeceklerse lütfen sadece fiziksel görüntü değil bunun eğitimini de alarak ki artık Türkiye'de çok şükür ki bununla evet. ilgili çok özel okullar epey miktarda var. Bunu mutlaka eğitimini almak suretiyle
oyunculuğa ya da televizyon dünyasına sunuculuk olabilir. Çünkü güzel yüze her zaman ekranda ihtiyaç vardır. Evet. O güzel yüz yaşlansa da yine güzel yüzdür. Bir tek podyumda maalesef genç isteniyor. Evet. Yoksa televizyonda ya da oyunculukta. Tabii, balede de böyle bir maalesef, şey söz konusu. Maalesef. Evet. Peki şimdi siz de mankenlik yaptınız değil mi? Tabii ben bir dönem mankenlik yaptım. Çok eski. Tarih kadar eski. Galiba bayan mankenler erkeklere göre daha şanslı değil mi? Her zaman öyle oldu. Çünkü tekstil dünyası ve alışverişi evet. sevenler bayanlar olduğu için tekstil dünyası da daha çok bayanlara yönelik üretim yapıyor. Erkekler daha sekonder derecede kalıyor. Bunun doğal olarak sonucu da mankenlikte de erkeklere daha az defile, bayanlara daha çok defile şeklinde yansıyor. Evet. Bunu yaşıyor musunuz hayatınızda? Evet, tabii ki yaşıyoruz. Yani mesela benim hani çok arkadaşım var. Hani konuştuğumuz zaman görüşme belki bize haftada bir iki iş görüşmesi geliyor. Hani diğer arkadaşlarımız görüşmeye işten fırsat bulamıyor bazı arkadaşlarımız. Bazı bayan arkadaşlarımız arkadaş, sürekli bayan model evet. arkadaşlarım. Evet. Hani sürekli bir yoğunlukları var ama maşallah ne güzel yani olsun tabii. ki bu mesleği yürütebilelim. Hani öyle de bir sıkıntı var zaten bu piyasadaki yabancı model arkadaşlarımız sağ olsunlar. ve evet, bu hani çok size. Genel şey yapmak lazım ve işveren firmalar nedense bizimle çalışmıyorlar. Hani Türk istemiyorlar. Çok çok azı hani bizimle çalışıyor ve bu gerçekten sıkıntı. Bence buradan başlıyor bu modelliğin meslek olmaması, olamaması. Artık Türkiye'de yerleşti yabancı modeller değil mi? Öyle evet, bir şey oldu. Evet ama mesela ben orada da itiraz ediyorum. Şimdi çok fazla sayıda ajans kuruldu Türkiye'de. Yani bunu bir sektör haline getirmeye çalışıyorlar. Tamam itirazımız yok ama yabancı model getiriyorlar ama bu modellerin çalışma izinleri yok. Evet. Aslında illegal çalışıyorlar ve haksız rekabete sebep oluyorlar. Hı hı. Yani buraya bir aylığına geliyor. Bir aylığına bir ay boyunca her gün bir işe gidiyor. İyi de benim mankenim, benim en iyi mankenlerim bu iş için eğitimlerini almışlar, emeklerini evet. vermişler ve bundan hayatlarını kazanırken dışarıdan gelen bir yabancı model hiçbir vergi ödemeden, çalışma izni almadan bütün işleri alıyor, topluyor ve gidiyor. Peki onlar daha mı ucuza çalışıyorlar? Vallahi tabii işin ucuzu, pahalısı ayrı. Demin evet. Kaan'ın söylediği gibi bizim müşterilerimizde de böyle bir algı var. Aa yabancı model daha iyidir. Hayır değil, inanın değil. Evet, yani niye sürekli dışarıya özeniriz bilmiyorum. Hep her işte, sadece moda değil, her konuda böyleyiz aslında. İlginçtir. Evet. Bana bir ajans sahibi dedi ki senin ismini yabancı bir isimle değiştirelim dedi. Eyvah. Yani böyle bir teklif bile geldi evet, yani. Hale bakın yani. Evet, resmi model olduğumdan dedim ben yok gerek yok yani. Evet. Müzikte de böyledir aslında. O kadar iyi müzisyenlerimiz vardır evet. ki ama biz işte böyle festivaller olduğunda gideriz evet. böyle çok paralara getiririz o isimleri, büyük organizasyonlar yapılır. Evet. Aslında bunlara hiç de ihtiyaç yani yoktur. Maalesef ne zaman bu komplekslerimizi yeneceğiz merak ediyorum. Yani en azından şunu söylüyorum. 28. senem bu sene meslekte. Evet. Bunun 6 senesi Türkiye. Demek ki 20 küsur yıl yurt dışında dünyanın her yerinde hemen hemen yarışmalar ve defileler yaptım. Ve gördüm. Gördüğüm için söylüyorum. Hakikaten bizim modellerimiz çok çok iyi. Bizim tekstilimiz fevkalade. Evet. Yani Kuala Lumpur'da Levi's diye gidiyorsunuz. Özür dilerim marka isim verdim. Açına bakıyorsunuz Made in Turkey diyor. Evet. Amerika'nın yani herhangi bir yani en iyi tekstil ürünlerinde bile Türk damgası var. Evet. Şimdi İkbal Hanım'ın şöyle bu avantaj mı artık dezavantaj mı bilmiyorum ama zaten Türklere çok benzemiyorsunuz. Belki sizi ilk başlarda yabancı zannediyorlar mı? Zannediyorlar ama pek bir avantajını yaşamıyorum. Hani konuşmaya başladığım zaman bitiyor zaten evet, her şey. Evet yine yabancı istiyorlar yani. Tabii evet. Evet. Peki şimdi biz demin Anadolu medeniyetlerini izledik. Evet. O kadar muhteşem ki çok sağ önceleri olun. Yapılmasına rağmen halen konuşuluyor diye evet. biraz bahsetmenizi istiyorum. Çünkü aynen. yurt dışına da çıkacak bu defile galiba. Çok çıktı. Hı-hı. Bir kere daha çıkacak. O tabii bizim göz bebeğimiz Anadolu medeniyetleri. Bu hikayesi 2008'de başladı. Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı bir koleksiyon. Evet. Çok müthiş bir koleksiyon. Takıları da beraberinde hazırladılar. Ve bunun ilk gösterimi Kastamonu'da
Atatürk'ün Şapka ve İnkılap Devrimi nedeniyle. Evet. Kastamonu'da bir valilik emriyle yaptığımız bir defilede çıktı. Sonra bu defile öyle bir yayıldı ki yurt dışından, elçiliklerimizden talep gelmeye başladı. İlk Hollanda'da 4 gösterim, arkasından Chicago 2 gösterim, arkasından New York, arkasından işte İrlanda'dan geldi, Paris'ten geldi, Madrid'de birçok yerde aşağı yukarı 12 ülkede yaptık. Şimdi enteresan olan Kasım ayında büyük ihtimalle olacak. Henüz tarih çok net değil. Nedenini de söyleyeceğim. Çünkü Londra'daki kraliyet ailesine ve Lordlar Kamerası'na sunum yapacakmışız. Evet. Öyle bir talep var. O nedenle tarihi çok netleştirmiyorlar güvenlik nedeniyle, evet, diye. Hatta biz nerede yapacağımızı bile daha henüz tam bilmiyoruz. Evet, Londra'da ama hangi lokasyonda, hangi merkezde, hangi, evet, binada, bunlar bize son dakika söylenecek. Hep güvenlik nedeniyle. İşte geçtiğimiz ay biz de ajanlar tarafından güvenlikten geçtik. Çok şükür bir sabıkamız çıkmadı. Secerimiz temiz çıktı. Evet. Evet, bu işi yapacağız ve kraliçeye sunum yapacağız inşallah. Peki ilk size geldiğinde nasıl tasarladınız kafanızda? Fikir nasıl oluştu? Şöyle, aslında Anadolu medeniyetleri, evet, o bize biraz benim bebeğim diyebiliriz. Çünkü koleksiyon aslında Frigya koleksiyonuydu. Evet. Bu üç Anadolu'da yaşamış üç medeniyeti baz alarak hazırladığımız bir konsept. Frigya kıyafetleri M.Ö. 1500. Evet. Ama Atatürk'ün şapka ve kıyafet devrimine çok uymayacağından dolayı dedik ki bunun üzerine Osmanlı'yı da koyalım. Muhteşem Osmanlı koyduk. Evet. Ve akabinde de Atatürk'ye. Yani, evet, üç bölümden oluşuyor. M.Ö. 1500 Frigya İmparatorluğu, Milattan sonra 1200 Osmanlı İmparatorluğu ve 2000'ler bugünkü Türkiye, Atatürkiye adıyla. Evet. Böylelikle Anadolu'daki yaşamış medeniyetleri ve Türkiye'nin bugünkü modern durumunu anlatıyoruz. Çok enteresan, yıllardır bir sürü defile yaptım fakat bir tek bu defilede insanlar ayakta alkışlıyor ve bunlar Türk değil. Evet. Bunlar o ülkedeki yabancı büyükelçiler, oranın senato üyeleri, ama demek ki Türkiye'yi ve Türklüğü öyle bir anlatıyoruz ki ve Anadolu'yu öyle bir anlatıyoruz ki demek ki heyecanlı, finalde hep ayakta alkışlıyorlar. Ne mutlu ki. Evet. Size sormak istiyorum, hani dönem defileleri kuliste nasıl oluyor? Daha zor oluyor mu Erdal Bey? Bu Anadolu medeniyetleri. Tabii ki, çünkü aksesuar çok. Hı hı. Kıyafetler değişik. Onun için zorlandık ilk başlarda ama sonradan tabii yaptıkça artık rayına oturdu. Evet. Ama çok güzel bir olay var. Ben her yaptığımda ayrı bir heyecanlanırım. Ayrı bir haz duyarım. Onun için çok güzel bir defile. Evet. Ve bu defilede kralımız, Frigya, evet, kralı, Osmanlı padişahı ve Atatürk'ü temsil eden Kaan Aypulat. Evet. Frigya kraliçesi, o padişahın gözdesi ve Atatürk'ye de aslında Atatürk'ün kadın versiyonunu temsil eden smokin ve fötr şapkayla, evet, çıkıyor. O da ilk bölümümüz. Peki sizin için nasıl bir deneyim oldu Anadolu medeniyetleri defilesi? Anadolu medeniyetlerinde ben bulunacağım. Allah kısmet ederse bulunmadım. Daha önce, bir öncekinde bulunmadım. Bir öncekinde bu, ilk, bu seneki defilede, İlk. Londra'ya gidecek defilede İkbal kraliçe, hı-hı, olacak ama, hı-hı, Kaan bu, evet, konuda epey deneyimli. Yer aldım Anadolu medeniyetleri defilelerinde ve Anadolu medeniyetleri defilesinde öyle bir ambiyans var ki hocamın emeğin bağlı, yani çok ellerine sağlık. Ederim. Böyle bir müzikle bir şey, böyle bir öyle bir şekilde bir sahneye çıkıyoruz ki yani benim tüylerim diken diken oluyor. İnanılmaz bir şey. Yani hakikaten hani seyretmedim hiç. Hani hep içinde yer aldığımdan, evet, hiç seyretmedim ama muhteşem bir şey. Yani böyle bir duygu hani diğer defilelerde, evet, kesinlikle yaşayamaz kimse. Peki daha heyecanlandırıyor mu sizi? Daha zor mu dönem? Tabii ki, yani şimdi olmak. Dönem mesela Frigya kralının böyle bir kıyafeti, bir başında tacı ve onun böyle bir bambaşka bir ağırlığı, böyle ben hani kendimi yani ben hani onu çok fazla sevmem aslında, böyle hani kral, herkes size hürmet ediyor falan ama orada havaya giriyorum böyle hani, o kendimi kaptırıyorum hani, ondan sonra da içeri girdikten sonra ya arkadaşlar diyorum, hani kusura bakmayın vallahi o öyle gerektiriyor ortam diyorum yani inanılmaz bir şey yani, muhteşem.
Muhteşem. Ya gerçekten buyurun. Şu var, tabii ki bunun müzikleri çok önemli. Evet. O müzikler dehşet yapıldı ve onları Ferhan Hoca hazırladı sağ olsun. Bizim müziklerimiz hep sadece evet, o hazırladı. En zor kısmı oydu. Evet. Çünkü Atatürk'ün müziklerini bulmak kolay. Muhteşem Osmanlı'nın müziklerini bulmak da nispeten kolay. Çünkü konsepti biliyoruz ama defilenin ilk bölümü Frigya, bilmediğimiz bir tarih. Evet, kültürü biliyoruz, okuduk ama nasıl müzik dinlerlerdi? Bununla ilgili hiçbir kayıt yok. Hı hı. Şimdi ona öyle bir müzik koyacaksınız ki asla başka bir yere gönderme yapmayacak. Bir medeniyeti anlatıyor olacak. Teknolojik hiçbir şey olmayacak içinde. Çünkü milattan önce 1500'ü anlatıyorsunuz, evet, gibi. Epi 3-4 ay süren çok yoğun, herhalde bir 5-6 bin şarkı dinledikten sonra biraz da o edisyon yaparak, biraz onun başı, öbürünün ortası, birinin sonu gibi çok özel müziklerle hakikaten o etkiyi yaratabildiğimizi düşünüyorum. Ya sizin bahsettiklerinizden Ferhan Bey, yani ciddi anlamda bir araştırma gerektiriyor değil mi? Hani öyle, müziği, öyle. İşte hangi döneme ait olduğu, evet, bunu çok iyi araştırmak gerekiyor. Şimdi Hilal Hanımcığım, bakın koreograflık da aslında koreograflık bu. Evet. Türkiye'de maalesef bu da ucuzlamış. Hani diyorum ya, artık defile değil, ekspozisyon, trafik memurluğu yapıyoruz. Onu bile yaptığı zaman, hani evet, sen sağa git, sen sola git dediği zaman ben koreograf oldum diyor. Olmadın hayatım. Evet. Çünkü koreograf olmak demek tarihi, kültürü, müziği, modayı, kıyafetin teknik özelliklerine kadar birçok konuda çok derin bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Evet. Ketenin ne olduğunu bilmeyen, satenin ne olduğunu bilmeyen, eğlence müziğiyle ambiyans müziğini ayırt etmekten aciz olan insanlar, sen sağa git, sen sola git, ben koreograf oldum, pardon, olmadı. Evet. Olmadı. Peki bunu nasıl aşacağız? Hani çok basit. İşte ucuzladı bu da. Evet. Yani biz Başak Gürsoy'dan bunu öğrendik ki bakın bugün Başak Gürsoy'a bir soru sorun. Evet. Size o soruyu sanki bir profesörmüş gibi o konuyla ilgili tüm detayları anlatır. Çünkü her defilesinde dibine kadar onu okumuştur. Kültürünü, müziğini, her şeyini öğrenmiştir ki ondan, evet, sonra uygulamıştır. Bu böyledir. Ben de oradan öyle gördüm. Uğurkan Bey yine o jenerasyonu ki hala sağ olsun, evet, Başak Hanım benim hocamdır diye o vefayı her zaman gösterir. Ama şimdi yeni nesil koreograf olmaya çalışana olsunlar çok isterim ama öyle sen sağa git, sen sola gitle bu olunmuyor. Bu bir kültür meselesi. Konserlere gideceksiniz, operalara gideceksiniz. Dünya kültürünü öğreneceksiniz ki önce kendi kültürünüzü öğreneceksiniz. Yetmiyor, dünya kültürünü öğreneceksiniz. Ondan sonra ancak bir şeylerin koreografisini yapabilir hale geliyorsunuz. Evet. Yoksa defile dedin, sen sağa git, sen sola git değil. Çünkü o dönemi yaşatacaksınız değil. Değil mi? Yani tabii, bilmeniz gerekiyor tabii o dönemi. Ben yine manken arkadaşlara sormak istiyorum. Sizin planlarınız nedir? Gelecekteki planlarınız nedir? Şimdi Ferhan Bey bu işin uzun süre yapılamayacağını söylüyor. Şöyle ki ben hani Ferhan Hocam'la da daha önce paylaşmadım. Hani çünkü bazı şeyler hep niyetlenirsiniz, iyi niyetle herkesle paylaşırsınız, o iş olmaz. Hep ona inanırım. Burada söyleyeyim, ben bir diziye başlıyorum. İnşallah. Evet, biz de bunu öğrenmiş olduk. Oyunculuğa başlıyorum. Bir en son Ayla Hocam'dan, Ayla Algan'dan ders aldım. Evet. Bakalım inşallah bu dizim tutarsa eğer bir oyunculuğa İsmini girmek istiyorum. İsmini söyleyebiliyor muyuz? Tabii. Aşkta Sınır Yok diye bir dizi. Yeni bir dizi. Ekim ortası gibi yayında olacak. Bakalım inşallah iyi olacak. Hani amacım buydu. Bakalım inşallah iyi olacak. Evet. Harika. Evet, gerçekten öyle. Siz ilk beraber. Benim de aynı şekilde yani bir oyunculukla ilgili planlarım var. Bu ayın sonunda Ümit Çırak'tan ders almaya başlıyorum. Hı-hı. Ben de yolumu bu şekilde çizeceğim. Oyunculukta yani bir yandan deli gibi istediğim bir şey çünkü. Evet. Şimdi şöyle bir şey de söz konusu değil mi Ferhan Bey? Yani hani arkadaşlar ne kadar başarılı olurlarsa olsunlar, hani belki hani başarısız olan da vardır ama başarılı olan da direkt şu damgayla karşılaşıyor. Mankenden oyuncu, mankenden şarkıcı şeyiyle karşılaşmak zorunda kalıyor. Bu da gerçekten kötü bir şey değil mi sizler için? Yani iyi yapsanız bile sürekli bu konuşuluyor. Şimdi şöyle onu açıklayabilirim. Eskiden, yani eskiden dedim, bir 5-4-5 sene öncesine kadar
Evet, sırf manken diye dizilere kabul edilen manken arkadaşlarım var. Evet. Hiçbir eğitim almaksızın hemen sırf güzel, manken, bilinen, medyatik diye alınanlar var. Bu o mankenin kabahati değil, onu oraya seçen yönetmenin kabahati. Asla mankenlerime bu konuda söz ettirmem. Şimdiki mankenlerimiz ise işte dediği gibi Ayla Algan'dan, ünlü tiyatroculardan ders alarak bu eğitime giriyorlar. E pardon, diğer tiyatro oyuncuları da zaten anadan doğma tiyatrocu da olmadılar. Evet, onlar da eğitim alarak. Onlar da bu açığı eğitim alarak ve doğru şekilde kapatıyorlar. Elbette ki oyuncu olabilirler. Manken oyuncu, ne demek manken oyuncu? Evet. Şarkıcı da oyunculuk yapabiliyor. Dünya bunlarla dolu. Ve çok da methedilen bir unsurdur. Hem şarkıcıdır, hem sanat sinema oyuncusudur, hem şovmendir, hem yazardır. Yani illa herkes bir tek bir iş yapacak diye bir kural yok. Yapabiliyorsa tabii ve hakkını veriyorsa buyursun yapsın. Yetenek zaten varsa hani bir şekilde insanlar bunu ayırt edebiliyor. Hani Kıvanç Tatlıtuğ'da olduğu gibi. Hani manken olarak başladı, oyuncu olarak devam ediyor. Gerçekten şu anda muhteşem. Oyunculuğu konuşuyor. Muhteşem. Yani muhteşem. Ben örnek olarak bunu gösterebilirim yani. Evet. Tabii. Şimdi gerçekten yani sizin için arkadaşlar eğitim çok önemli herhalde. Çünkü o dizi artık bir sektör ve tabii o kadar çok konservatuvar mezunu var, alaylı öğrenciler var. Sizde gerçekten çok zorlayacak bir alan oluyor, olmaya aynen başladı. Hani o önceki dönemdeki gibi değil artık herhalde. Değil. Hani güzel kadın, yakışıklı erkek değil, evet gelsin dizide oynasın olmuyor ama artık. Ama güzellik her zaman, hiçbir zaman değişmeyecek. Evet. Şimdi tiyatro konservatuvardan gelen birçok tabii ki işi kökünden eğitimini almış sanatçılar gelecek ama ne yazık ki yardımcı rollerde kalacaklar. Çünkü evet, başrol her zaman güzel kadın, güzel erkek ister. Bu hiç evet değişmeyecek, inanın bana. Değişmeyecek. Asla. Çünkü böyleyiz. Yani onu hayal etmek istiyoruz. İdealize ediyoruz. Hı hı. O yüzden de benim mankenlerimin bu konuda şansı çok. Evet. Eğer eğitim alırlarsa. Eğitim almadan olmayacak. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Aynen. Bizim yani piyasada gerçekten hani çok fazla oyuncu, konservatuvar mezunu, özel okullardan mezun çok fazla kişi var. Hı hı. Ve onlarla bir şekilde mücadele etmemiz lazım. Bu yüzden de hani kendimizi doldurmamız gerekiyor bir şekilde. Çünkü hani artık hani işler hani bizim bir yerlerde tanıdığımız dayımız, amcamız yok. Yani o yüzden kendimizin hani sırf güzel görünüyoruz diye zaten artık hani o yüzden kimse iş vermiyor. Hani o yüzden kendimizi doldurup, kendimizi yükleyip her konuda onlarla en azından mücadele edebilecek konuma gelmek için elimizden geleni yapıyoruz. Evet. Zaten o eğitimli, hani yardımcı rolde olan eğitimli oyuncular da hani yanlış anlaşılmasın. Onlar zaten o kadar bilgili ve eğitimli geliyorlar ki eğer başrolde oynayacak olan manken kökenli, şarkıcı kökenli hiç fark etmez. Eğer belli bir eğitim almışsa zaten o yardımcı roldeki oyuncuların desteklerine çok ihtiyacı var. Asıl rolü veren onlar çünkü. Evet. Asıl işi onlar götürüyor. Ama maalesef güzellik her zaman başrolde oluyor. Maalesef. Evet. Maalesef. Gerçekten öyle. Şimdi size özellikle de size sormak istiyorum. Yıllarca Yeşilçam'da belki de konu oldu. İlk işte manken olmak istiyorsa bir genç gerçekten eksantrik konuları gireceğiz anlaşıldı. Çok şey yazıldı, belki Erdal Bey daha iyi bilir ama siz hiç karşılaştınız mı? Hani evden kaçıp gelip manken olmak isteyen. Hayır, yok. Olmuştur belki ama ben karşılaşmadım öyle. Zaten o şekilde şüphelendiğimiz arkadaşları zaten camiaya sokmuyoruz biz. Evet. Bunda çok titiz davranıyoruz çünkü. Ama artık aileler bilinçli yani. Hani bu evet bir meslek ve bunun hiç kötü bir yanı yok. Hani gerçi belki bu biraz da sinemayla, Yeşilçam'la ilgili bir şey ama yıllarca böyle gösterdiler. Çünkü. Yani evet, belki hatta Yeşilçam kendi kendine bindiği dalı kesti. Kendi filmlerinde de bunu konu etti. Evet. Yani enteresandır, niye böyle bir şey yaptığını da bilmiyorum ama evet. Mankenlikte böyle bir durum belki ilk zamanlarda, o belki bile büyük yanlış. Ya, hayır, tam tersine hala ilk jenerasyon modellerimiz çok saygıyla andığımız. Asla evet, mankenlikte böyle bir şey olmadı. Hayır, hayır, hayır. Çok münferit şahsi bir takım şeyler olmuştur ama onlar zaten asla isimleri kalmayan, manken bile diyemeyeceğimiz insanlar. Ha, evet. Bu bir de ajansınıza da bağlı tabii. Tabii. Ajansın kaliteli iş yapmasına bağlı. Evet. Sağlam olmasına bağlı.
vardır belki o kaçıp da bir ajanslara sığınanlar ne olduğunu bilmediğim ama bizim gördüğümüz yok, böyle bir aslında. Şey zaten asla biz kendi aslında. Ajansımıza sokmuyoruz. Olanlar da zaten eriyip gidiyor yani. Ben hiç görmedim yani bizim ajansta böyle bir şey oldu. Evet, gerçekten öyle. Şimdi siz aynı zamanda mankenlik eğitimi de veriyorsunuz değil mi? Ona değineceğiz geniş bir şekilde ama önce kısa bir ara alacağız. Hatta eğitim alan arkadaşlarımızı da buraya alacağız. Evet. İkbal Hanım ve Kaan Bey çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Sizi ikinci yarıda diğer arkadaşlarımızı alacağız. Çok teşekkürler tekrar. Evet, kısa bir aramız var. Tekrar birlikte olacağız. İki paket sigara içiyorum ben günde. Zararlı olduğunu bildiğimiz halde rahatsızlık hissetmediğimiz için içtik. Geç kalmışım biraz. Ciğerler bittikten sonra bırakmışım. Şimdi bak nefes alamıyorum. İki adım atıyorum, tıkanıyorum. Seni burada her gün yavaş yavaş öyle ince ince ölüme götürüyorum. ...96.4 Cem Radyo. Kan, kaynağı yalnızca insan olan bir maddedir. Her bir kan bağışımızla 3 yaşam umut bulmaktadır. Ülkemiz gönüllü ve düzenli kan bağışlarınızı bekliyor. Unutmayınız ki kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır. Gün boyunca birçok şeye dokunuyoruz. Dokunduğumuz her şey taşıdığı tüm mikroplarla birlikte bizi takip ediyor. Sokaktaki riskleri yanımızda taşımamak için ellerimizi sık sık sabunla yıkayalım, kendimizi hastalıklardan koruyalım. Suya sabuna dokunun, hastalıklardan korunun. Kent ve Sanat devam ediyor. Bu sefer model eğitimini konuşacağız. Evet. Arkadaşlarımız var. Tuncer Mızrak ve Cem Demirtaş. Demirdeş. Hoş geldiniz. Önce biraz sizi tanıyalım. Sonra yine modellik eğitimini konuşalım. Benden başlayalım. Evet, başlayalım. Ben Adana'da Çukurova Üniversitesi Tekstil Mühendisliği'nde okudum. Evet. Artı onun yanında Güzel Sanatlarla Şen eğitimi aldım 3 yıl. Sonra buraya geldim. Müjdat Gülen Sanat Merkezi'nde bir tiyatro eğitimi aldım. Yaklaşık bir yıl. Kadar evet. Diyeyim. Ondan sonra işte model olmak istiyordum. Hep modellik yapmak istiyordum. Hı hı. Ama Adana'da başladım. Foto modellik yapıyordum orada. Hani çok oradaki çevrem çok geniş değildi. Buraya geldim. Hani tesadüf oldu biraz. Ferhan Hocam'la tanıştım. Evet. Ferhan Hocam'dan eğitim almaya başladım. O bize işte duruş, bakış, poz, A'dan Z'ye her şeyi öğretti. Sonra beraber çalışmaya başladık işte. Evet. Tuncer Bey'i de tanıyalım. Ben İstanbul'da bir özel üniversitede okuyorum. Hala okumaktayım. Benim aslında modellik hiç aklımda yoktu, çok enteresan bir şekilde. Hı hı. Bir gün yemek yerken babam söyledi, yani fiziğim var işte az çok. Dedi neden yani şansını denemiyorsun dedi. Hı hı. Onun üzerine bir gittim. Ondan sonra işte orada tesadüf eseri Ferhan Hocam'la karşılaştım. Her şey onunla birlikte başladı zaten. 2-3 ay onunla birlikte eğitim aldık, sıkı bir eğitim aldık. Evet. Ondan sonra bir şekilde bir yerden girdik. Çok da memnunum bu konuda Ferhan Hocam'dan. Peki ilk başladığınızda şöyle bir şey var mıydı sizde? Hani kolay iş, çıkarım, yürürüm, elbiseyi giyerim dediğinizde ve sonra başladığınızda ne kadar zormuş dediğiniz oldu mu? Öyle oluyor başta. Hani ilk başta evet. Öyle düşünebiliyorsunuz ama hani hemen zaten eğitime başladığımız zaman ilk öğrendiğimiz şey mankenin etiği oldu. Hocam bize önce etiğinden bahsetti. Bu işin dürüst yapılması gerektiğinden bahsetti. Daha sonra Erdoğan Hocamız sağ olsun bize kulisi anlattı. Daha sonra hani biz hem eğitim aldık hem de aynı zamanda ufaktan bize hocam pişirdi azıcık ufaktan evet. Soktu bu işten içine soktu. Biz yani işi tam içinde öğrenmeye başladık. Öyle gelişti. Yani
biz yani çok Fransız kalmadık bu konuya. Evet. İçinde oldu her şey. Eğitimini yani. Aldığınızda sizin için de öyle mi Tuncay Bey? Kesinlikle öyle. Hani mankenlikte şöyle bir kanı vardır genel olarak. Çok fazla akıl gerektiren bir şey değildir gibi gösterilir ama. Evet. Tam tersinde aslında ilk derste bunu anladık ki çok fazla akıl gerektiriyor. Çok fazla mühendislik bazı şeyleri aklın yani. Aynen evet. Kesinlikle öyle. Bazı şeyleri aklınıza tutmak zorundasınız. O anda o heyecanla işte üzerinizde kıyafeti tanıtmak zorundasınız. Kareografi unutmamak zorundasınız. Hata yaparsanız onu toparlamaya çalışmak zorundasınız. Bunların hepsi bir sıkıntı yaratıyor sizde ama bunun üstesinden gelmek için de biraz zeki olmak gerekiyor. Evet. Kesinlikle. Evet, size soralım o zaman. Evet, son derece doğru söylemleri. Evet. Nedense bir ara işte medyada mankenleri, özellikle bayan mankenleri aptal muamelesi. Evet. Yok işte Cumhurbaşkanımız kim? Yok binler, bunlar çok kasıtlı, evet, bilinçli. Soruluyor. Yeri gelir insan pat diye soru sorulduğunda aklınızda olan şey burada dersin ama çıkmaz ağzından. Yani evet. Bunlar tabii çok yanlış bilinen şeyler ama dedikleri çok doğru. Model olmanın ön şartlarından biri hakikaten akıllı olmak, evet, gerekiyor. Oradaki olayın ne olduğunu doğru anlamak, kotarabilmek adına. Çünkü modelinizden, mankenlerden biri koreografiyi unutabilir. Hatta unutmayı bırakın, o an kendi bedeni orada mı ruhu orada olmayabilir ki bu başımıza geldi. Evet. Hem de yurt dışı defilesinde başımıza geldi. Yanlış hatırlamıyorsam Makedonya'da Turkish Expo Fair üzerine yaptığımız bir işte modellerimizden biri bedenen orada ama ruhen orada değil. Yani koreografi unutmak falan değil, ruhu orada değil, başka bir yerlere gitti. Ve hiçbir şekilde onu uyarmak mümkün değil. İşte evet, oradaki diğer modeller öyle bir koreografinin dışına çıkıp öyle bir şov yaptılar ki onun yanına geldiler. Sanki sarılıyormuş gibi yapıp dürttüler ve kızcağız kendine geldi ve olay devam etti. Evet, böyle şeyler i̇şte de söz bu, konusu değil mi? Bu anlık karar verebilme, akılla karar verebilme ve konuşmadan sırf gözlerle anlaşarak, hı-hı, bu olayı kotarabilmektir ve bu akıl ister. Evet. Bu geneli görebilmek ister. O yüzden de ben hep eğitimlerimi verirken mankenlerime tabii ki doğru teknik, yürüyüş tekniği, ceket çıkarma, çanta taşıma, pantolon, düz pantolon, pilli pantolon, nasıl el cebe nasıl girer, ne zaman çıkar, nerede girer, el bele nasıl konur, nerede konur gibi bir sürü teknik özelliği ve sebeplerini anlatarak, yani eli bele koymak, mankene bir rahatlık sağlamak ya da poz vermek için değildir. Yaptığımız her şey kıyafeti sunmak adınadır. Evet. Mutlaka bir tekniği vardır. Ama mankenlerimden istediğim en başta birincil özellik, lütfen uyanık ve akıllı olun. Her an bir hata olabilir. Hiç önemli değil. Koreografi unutabilirsin. Hiç önemli değil. Koreografi anayasa değil. Evet. Öyle de olur, böyle de olur. Ama önemli olan o hatayı ya sen yaptın, çaktırma, ya da yanındaki yaptı, yine çaktırma. Öyle bir yardımcı ol ki, çünkü evet, defilede bireysel hiçbir şey yok. Her şeyi ekip olarak yapıyoruz. Aslında ben tek başıma hiçbir şey yapamam. Tek başına manken hiçbir şey yapamaz. Erdal tek başına kuliste hiçbir şey. Hepimiz bir araya geldiğimizde ve kolektif çalıştığımızda o zaman defile ortaya çıkıyor. Evet. Aslında biraz tiyatro sahnesi gibi değil mi? Öyle, hani unuttuğu öyle zaman diğer oyuncu, tabii, diğer oyuncuya doğaçlama bir şekilde. Aynen öyle. Replik vermesi lazım. Replik, evet, vermesi lazım. Peki. Bence biraz daha zor. Çünkü tiyatroda mesela biri unuttuğu zaman onun yerine konuşuyor. Evet. Laf lafı açıyor. Ama burada tamamen bakışlar var. Bir sinerji olması gerekiyor. Onun beden dilinden ne yapması gerektiğini anlaması gerekiyor. Ve en önemlisi de ne var biliyor musunuz? Seyircimiz çok düşman. Nasıl İnanın oluyor? İnanın bana. Evet. Bakın. Şöyle mutlaka çok beğeneni de var aralarında ama genelinde şöyle bir algı var. Benden yakışıklı, benden güzel. Yani orada bir şey var, evet, biraz kıskanma var. O yüzden de en ufak hatada hata yaptı. Hemen onu yani tiyatro seyircisi belki affeder ama defile seyircisi direkt hata yaptı. Demek ki o kadar da mükemmel değil. Evet. Böyle bir duygu da var. Evet, şey yönlerinizi yakalamaya çalışıyorlar. Tabii. Gerçekten. Tabii. Peki o zaman ben sizin de bahsettiğiniz şeyden yola çıkarak şunu sormak istiyorum. Peki şimdi bu kadar güzel kadının, güzel erkeğin bir arada olduğu yerde sizin kendi aranızda kıskançlıklarınız var mı? Aslında yok. Yani biz hani mankenlik etiğini hocamızdan öğrendiğimiz, evet, için hani hiç böyle bir şey düşünmüyoruz. Evet. Özellikle birbirimize destek de oluyoruz. Hani şöyle bir şey var. Zaten hani zor camia, zaten hani
kısıtlı imkanlar var. Birbirimize destek olursak hani evet. daha yükseltebiliriz. Birbirimizi yükseltebiliriz. Birbirimizin elinden tutarsak hani lonca gibi biraz daha hani böyle dayanışma gibi. Dayanışma dernekleri gibi. Zaten hani yalnız hissediyoruz kendimizi modellik camiasında. Çünkü evet. çoğu insan bunu hobi olarak yapıyor. Mesela ben mühendisim. Hobi olarak mühendislik yapmıyorum. Ama evet. hani biz diretiyoruz bu işi bir meslek olsun, bir meslek diye. Hani evet. o yüzden hani biraz daha birbirimize destek olmamız gerekiyor. O yüzden kıskanma hiç yok. Evet. Özellikle hani biz Tuncay'la o konuda ne mutlu ki. Terbiyesinden bahsederken işte çocuklara evet. ilk önce bunu veriyoruz, paylaşmayı. Hı-hı. Çünkü ekip olmadan bu işler olmuyor. Eğer birbirlerinden ters giderlerse zaten işi başaramazlar. Hı-hı. Zaten biz de kabul etmiyoruz bunları. Hani evet. aramızda girdikleri zaman zaten biz hemen onu sıyırıp atıyoruz. Evet. Onun için kalplerini ilk önce bir güzel tutacaklar, paylaşacaklar, bu iş yapacaklar. Şimdi sert misiniz siz biraz Erdar Bey? Kuliste biraz. biraz. Şimdi böyle sanki evet, biraz hemen bakın havaya giriyor. Biraz sert. Evet kuliste çocuklar biliyorlar. Biraz bağırıyor. Evet. Ama biz onun bağırmasını hiçbir şekilde kötü evet, anlamıyoruz. Evet. evet. Yani kendi eğitimimiz ya. İçin değil mi? Şimdi tabii şey bir de şöyle bir durum var. Türkiye'de mankenlik eğitimi verebilen kimse kalmadı. Evet onu soracaktım size. Kalmadı. Sizin nereden aklınıza geldi? Dünyada da yok galiba değil Ama mi? Ama şöyle dünyada da yok. Benim tabii eğitimciliğim şuradan geliyor. Ben Hı-hı. uzun yıllar güzellik yarışmaları yaptım. Festival of Beauty Organization, Amerika, Los Angeles merkezli. Ve buna ait 14-15 yarışma var ki bunların arasında Miss Globe, Miss Dream Girl, Miss Cosmopolitan, evet. hatta Miss World de bize aitti. Daha sonra biz onu Donald Trump'a sattık ve şimdi Miss World Trump üzerinden gidiyor. Şimdi buraya gelen yarışmacıların hiçbiri manken değil. Hepsi sadece güzel. Evet. Adı üstüne güzellik yarışması. Onlara 4-5 gün içerisinde torna tezgah gibi bir mankenlik eğitimi vermeniz, hatta ziplenmiş eğitim vermeniz lazım. Şimdi bu çocukların 2-3 aylık eğitim alıyorlar. 2-3 ay boyunca eğitim evet. alıyorlar. Halbuki orada 4 günde bu 2-3 aylık eğitimi zipleyerek şırınga etmeniz gerekiyor. Ve bir hesap yaptığınızda da yaklaşık 20 seneye vurduğunuzda aşağı yukarı bir 25-30 bin kadar genç kız ve genç erkek eğitmişim. Evet, çok mankenlik güzel. Eğitimi Hı-hı. vermişim. Evet. Şimdi oradan gelen deneyim, zaten ben de mankenlikten geldiğim için tabii çok eskiden bahsediyoruz. Benim mankenlik dönemim 78-81. Şimdi evet. 51 yaşındayım. Hiç göstermiyorum sana gerçekten. Sağ olun. Ve o yüzden de ancak bir mankenlik yapmış kişi mankenliği öğretebilir. Çünkü bu anlatılabilen bir şey değil. Evet. Gösterilebilen bir şey. Önce ben göstereceğim, o taklit edecek. Ama taklidi bir noktadan sonra kendi sentezine vararak kendi tarzını oluşturacak. Evet. Balede de öyle değil midir? Hangi bale eğitmeni sokaktan herhangi biridir ya evet. da idari kısımdandır? Mutlaka eski balet ya da balerindir. Koreograflar da öyledir. Evet. Koreografi de gösterilebilen bir şeydir. Anlatarak koreografi yapamazsınız. Göstermek zorundasınız. Ha, yapılabilir ama nasıl olur? Çok iyi mankenlerle çalışırsanız anlatabilme şansınız var. Ama hepsi çok iyi manken olmayabilir, çok deneyimli manken olmayabilir ki olmamalı da. Yeni yeni sıfır kilometre mankenler geliyor. Onlara evet. anlatarak nasıl göstereceksiniz? Evet. Mutlaka göstermeniz lazım. Evet. Aslında bunun bir televizyon programı vardı baştan yarat, bilmiyorum. Yani işte kıyafetler alınıyordu. Ondan sonra küçük bir defile Evet. yaptırıyorlardı evet. o bayanlara. Evet. Hani gerçekten siz onu görüyorsunuz işte. Hani bu o kadar da kolay bir iş değil. Gerçekten hani herkes de çıkıp o elbiseyi giyip yürüyemez tabii, aslında tabii. diyorsunuz. Çok önemli bir özgüven gerektiriyor. Evet. Öncelikle ben mankenlerimin özgüvenini ortaya çıkartıyorum. İşte o ışık o zaman çıkıyor. Evet. Özgüven ortaya çıktığında zaten meziyetler de marifet iltifata tabidir derler. Evet. Ben de mankenlerime her zaman iltifat ederim ki marifetlerini ortaya çıkarsınlar. Ve bu iki modelim de 2012'nin en çok ses getirecek erkek modelleridir. Best Model'a katıldılar. Evet. Eğer akılları varsa dereceyi soksunlar bu çocuklarımı. Evet. Eğer yani biraz Best Model'da konuşalım. Evet. O artık Best Model değil, Best Body haline geldi. Nedense yapılı evet. erkekleri seçmeye başladılar. Son derece yanlış buluyorum. Önceden çünkü, böyle değildi değil tabii, mi? Çünkü tekstil dünyasında 45 kol yok. Evet. O kollar bizim mankenimiz işte böyle olmalı. Slim fit olmalı. Evet yapılı Hı-hı. ama slim. Evet. İnce. Evet. Böyle bir manken o bodyguard olur, o manken olmaz.
o da amacından çıkmış oluyor. Hani model i̇şte seçerken yani, model seçmiyorsunuz işte aslında. Bir şeyler çığırından çıkıyor Türkiye'de. Yani yapıyoruz ama anlamını bilmeden, sebebini bilmeden. Biliyorsunuz şeyde ödül törenleri Türkiye'de 5 saat sürüyor. Koskoca Oscar töreni 1,5 saatte bitiyor. Sürekli de bizim aksaklıklar yaşanıyor. Evet. Çünkü sebebini bilmiyor. Nasıl yapacağını bilmiyor. Ödül vereceği sanatçıyı 50 sandalyelik sıranın ortasına oturtursanız o adamı sahneye almanız elbette ki yarım saat sürer. Evet. Yani şunu bir kenara koysanız bu kadar basit ama nedense Türkiye'de böyle. Hep bir keşmekeşlik, hep bir taklit. Evet. Yani zamanında Türkiye'ye geldiğim bir dönem bir kanalda, özel bir kanalda ödül töreni var. Sunucu Mehmet Ali Erbil, Kadir İnanır ve Türkan Şoray da ara sunucu. Oscar'da da vardır ya ara sunucular çıkarlar. Evet. Bir sonraki ödülü anons ederler. Türkan Şoray ve Kadir İnanır diye bağırdı. Yetmedi. Türkan'la Kadir Bey geliyor. Altlarında Türkan Şoray, Kadir İnanır yazıyor. Şimdi ben bunu Amerika'daki arkadaşlarıma gösterdim. Sordukları soru şu. Bunlar ünlü değil mi? Yo, evet. Türkiye'nin en ünlü modeli, en ünlü artistleri. Peki hadi anons ettin ki ona bile gerek yok. Bir de yetmiyormuş gibi altyazıyla isimlerini, bunu hakarettir. Hani bilmeyen varsa bak bu Türkan Şoray, bu biz buraya kadar anlamadan evet. yapan insanlarız. Oscar'da öyle değil ki, Sophia Loren çıkıyor. Ne anons ediliyor ne altına yazı yazılıyor. Perde açılıyor, Sophia Loren müzik eşliğinde geliyor ve insanlar aa Sophia Loren geldi diyor. Sophia Loren'in anonsa ihtiyacı yok. Onu bilmeyense o bilmeyenin mahcubiyetidir, utancıdır. Evet. Peki biz neden öğrenmek yerine hemen yapmayı seçiyoruz işte, acaba? Aceleciyiz. Alıyoruz hemen bir görüntüyü alıp taklit edip yapıyoruz ama sebebini, altını anlamadan, evet. bilmeden. İşte Fashion Week'le ilgili eleştirilerim de o. Yani evet. Milano, Paris Fashion Week'i seyrediyor ama bunun altyapısı nasıl, nereden geliyor, hangi sebeple böyle yapılıyor bilmeden sırf hemen copy paste gidiyoruz. Evet, aynen öyle. Peki şimdi size başvurularda mı bulunuyor eğer model olmak isterse? Evet. Ne yapabilirler örneğin? Hani sizi şu anda izleyip gelmek isteyenler tabii, örneğin. Tabii ajansımıza müracaat edecekler. Mutlaka evet. bir ön elemeden geçiyor. Yani ön eleme derken bunu ben görmüyorum. Benim Tarık Gündoğ bizim ajansımızın şöhret avcısı diye adlandırabileceğim. O önce bir bakıyor. Hakikaten bu çocuktan ya da bu kızdan bir şey çıkar mı? Ön elemeyi oradan geçiyor. Sonra o elenenler bana geliyor. Ben bakıyorum. Evet doğru seçimlerse ki genelde doğru oluyor. Arada evet. bir iki tane firemiz oluyor. Sonra onlarla eğitime başlıyoruz. O eğitimden de çok fire çıkıyor. 25-30 öğrencilik bir seminerde herhalde bir 5 ya da 6 kişi bu işi gerçekten bitirebiliyor. Evet. Yani özünün özünü alıp en iyileri kadromuza alıyoruz. O gerçekten zorlu bir eğitim evet, o zaman. Evet yani işte o özden, evet. özün özünden çıkanlar. Peki burada. Işıktan bahsediyoruz. Evet. Nasıl bir şeydir ışık? Örneğin? Baksanıza görmüyor evet. musunuz? Yani nasıl gerçekten parlıyorlar? Gerçekten öyle. Baktığınız zaman belli oluyor zaten hemen, ışıkları çıkıyor. Televizyona geldiğimiz zaman hemen dikkatinizi çekmedi mi? Evet tabii i̇şte tabii. Işık, tabii ışık ki. Oydu işte. Evet zaten hani hep sadece benim değil televizyondaki evet. herkesin dikkatini evet. çekti. Hayır, hepimiz diyoruz evet. ki bugün gerçekten çok yakışıklı ve güzel konuklarımız evet. var diyoruz. İşte gerçekten bu doğal öyle. Olarak zaten hemen görünüyor. Evet. İzaha gerek kalmıyor. Peki sizin düşünceleriniz nelerdir? Arkadaşlara da sorduk ileriki yani yaşantınızda yani önümüzdeki yani sürekli yapılmıyor çünkü bu meslek evet. dedi. Ferhan Bey'e yine ben söylüyorum. Tabii ki dedi. belli bir yaşa kadar maalesef zaten fiziğinizin el verdiği sürece model evet. yapabiliyorsunuz. Ben de tabii ki oyunculuğu düşünüyorum ama benim bir kendime göre bir felsefem var. Ben bir iş yapacaksam onu yani tam anlamıyla hakkını vermem lazım. Tıpkı seminerde de olduğu gibi sonuna kadar eğitimini alıp ondan sonra podyuma çıkmak evet. doğru olanı. Oyunculukta da aynı şekilde ben oyuncunun eğitimini çok iyi bir şekilde almam lazım ki onu doğru bir şekilde icra edebileyim. Evet. Şu an beni bir yönetmen çağırsa gel oyna dese ben oynamak istemem açıkçası. Önce bir eğitimini alayım sonra geleyim derim. Çünkü evet. o işi hakkıyla teslim etmek istiyorum. Ama evet. kesinlikle oyunculuğa ben de düşünüyorum. Düşünüyorsunuz oyunculuğa gerçekten. Sizin? Ben şarkı söylemek istedim. İşte güzel evet. sanatlarda şen eğitimi aldım. Klasik hı hı. söyledim. Ondan sonra tiyatro eğitimi aldım. Tiyatro oynadım. İşte modellik yapmak istedim. Modelliğin eğitimini aldım Ferhan hocamdan. Hı hı. Şimdi
modellik bir yaşa kadar yapılıyor. Ben Feren hocama sürekli konuşuyorum, ona danışıyorum. Hani onun dediğinden sürekli çıkmıyorum. Hani ondan fikir alıyorum sürekli. Bir anlamda da yaşam koçluğu yapıyorsunuz. Aynen öyle. Biraz öyle oluyor, biraz öyle oluyor. Aynen öyle. Hepsi evlatlarım benim. Evet. Şimdi yani bir yaşa kadar yapıldığını söylüyoruz, orası kesin. O yaştan sonra oyunculuğa geçeceğim. O eğitimimi de aldım. Bakalım. İşte evet, koşturmaya devam ediyoruz. Peki şimdi sizinle konuşmuştuk, biz program öncesi konuşmuştuk. Bir dönem Yaşar Alptekinlerin, Tolga Savacıların olduğu dönemler herhalde Türk erkek mankenlerinin çok şanslı olduğu dönemlerdi, değil mi? Evet. Öyle diyebilir miyiz? Evet, o zaman daha şanslılardı çünkü demin de bahsettim, fazla yoktular. Bir de çok öyle hemen manken olunmuyordu. Bazı bir şeyler zordu, değil mi Ferhan Hoca? Doğru. Bir de tabii tekstil piyasasında erkek kıyafeti üzerine giden defile yapan firmalar çoktu. Ayrıca defile yapabilmek kolaydı. Uygundu, fiyatlar uygundu. İşte anlattığım gibi bir otelin balo salonu 3 gün 4 günlüğüne kiralanabiliyordu. Provalar bugün artık her şey ateş pahası. Yani en basit defile çok ciddi rakamlara çıkıyor. Evet. Bütün bu maliyetler göz önüne alındı. Defile yapan firma sayısı azaldı. Azaldıkça bunların içinde erkek defileleri, erkek kreasyonu hazırlayan firmalar da var. Yani defileler azaldı. Hepsi gene ekonomik konjonktörle ilgili. Ferhan'cığım şu da vardı. Eskiden öyle anne baba şimdiki gibi destek olmuyordu. Doğru. Çocuklara. Doğru. Yani o zaman karşıydı herkes. Manken mi ama ya Rabbi. Evet. Onun için zorlanıyorduk ve de onun için çok az sayıda manken vardı elimizde. Şimdi tabii insanlar da bilinçlensi çocuklarını getiriyorlar. Kendileri ilgileniyorlar. Ama o zaman o yoktu maalesef. O zaman elimizdekilerle yetiniyorduk yani. Peki çok... yani bu son, çok özür dilerim lafınızı kestim. Daha mı güzelleşti yeni nesil? Çok, öyle... çok. Evet. Evet. Çok ciddi işte, görüyorsunuz örneklere bakın. Evet, gerçekten. Bakın. Yani, muhteşem. Ben 78'de 18 yaşındayken 1.85-1.86 arası benim boyum. O dönem ortalama erkek mankenlerin boyu 1.82-1.83. Ben aralarında uzun kalmıştım. Şimdi nesil 1.92'lerde. Evet. Ve eskiden güzel erkek, daha sonra modern yüzlü bir erkek bulmak çok zorken, şimdi nesil müthiş. Yani gerçekten çok güzel. Hep erkeklerimiz, kızlarımız maşallah hepsi ateş parçası. Bu sizin için çok güzel bir şey ama arkadaşlar için de çok zorlu bir yarış mı acaba? Öyle ama işte dediğim gibi ışık çok değiştiriyor. Yani çok güzel olabilir ama buz gibidir, hiçbir anlamı yok. Evet, gerçekten. O ışık değiştiriyor her şeyi artık. Hı hı. Şimdi eğitimden bahsediyoruz. Siz zaten bir üniversitede hocalık yapıyorsunuz. Hı hı. Ama tasarım üzerine, değil mi? Bütün üniversitelerin moda tasarım bölümlerinin, evet, mezuniyetleri oluyor malum haliniz. Ben Yeditepe Üniversitesi'nde, hı hı, öğretim görevlisiyim. Ama birçok üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarım ve Tekstil Bölümü de mezunların kreasyonlarının, evet, mezuniyet defilesi şeklinde bir şovları oluyor ve onları biz yapıyoruz. Evet, ve her defasında evet, yeni çok tasarımcılarla tanışıyoruz. Onlarla ilgili bilmiyorum gösterildi mi gösterilmedi mi ama evet, elimizde var, ben size verdim, evet, o videolardan gösterebiliriz. Evet, o hazırsa arkadaşlarımız o görüntüyü özellikle Yeditepe Üniversitesi'ni rica ediyorum. Çünkü bu sene bütün üniversitelerin tozunu attırdı diyebilirim. Evet, müthiş bir kreasyondu. Çok kendileri hazırlamışlar. Evet. Çok güzel, tabii sizler sayesinde. Ben şunu sormak istiyorum. Peki üniversitelerde modellik eğitimi olamaz mı? Olmaz. Olmaz. Çünkü bakın üniversite bilim yapılan bir yer. Evet. Modellik ise, mankenlik ise bir yetenekle alakalı. Sanatsal bir yetenek de değil üstelik. Evet, sanatın malzemelerini kullanıyoruz. Defile koreograflığı da asla sanatçılık değildir. Bunu da yani hemen söylemem lazım. Çünkü en başta dedim ya, evet, defile sahne sanatları kategorisi altında ama ve lakin sonuç itibariyle ticari bir hedefi olduğundan dolayı hep işin sonucunda işin ticari dönüşümünü bilmek lazım. Biz, evet, sanatın malzemelerini kullanıp sanata benzer bir iş yapıyoruz ama hedefimiz hep ticari. Evet. O nedenle mankenlik de sanat değil, bir zanaat. Öyle görmek lazım. Peki çok çok istediğiniz, böyle bir tasarlamak istediğiniz bir defile var mı?
aklınızda olan? Var. Ama çok zor dediğiniz işte. Hayır, yani zor değil aslında ama nedense bir türlü şu Anadolu medeniyetlerini Dolmabahçe Sarayı'nda yapmak istiyorum. Evet. Bununla ilgili çalışmalarım devam ediyor ama hep bir... Yasal prosedürler var değil mi? Hep prosedürle karşılaşıyoruz. Evet. Yani kalkıp Amerika'da, Londra'da, Hollanda'da yapıyoruz. Ama niyeyse kendi ülkemde Dolmabahçe Sarayı'nda bunu yapamıyorum. Biz de çok iyi biliyoruz çünkü biz de çekime gittiğimiz zaman evet. O kadar çok yazışma oluyor ki. Evet, yani. Evet, gerçekten. O içimde bir ukde öyle. Evet. Peki arkadaşların sizin var mı öyle hani şu defilede yer almak istediğiniz? Açıkçası çok fazla yok ama Fashion Week'te yani birkaç kez de olsa o deneyimi yaşamak isterdim. Evet. Önümüzdeki yıl inşallah katılacağım. Ama sizler zaten daha çok 20 yaşındasınız tabii, değil mi? Yani, çok gençsiniz genç. Yani. Evet. Peki şimdi Anadolu medeniyetlerinden bahsettik ama sizin çok bahsedilen bir defileniz daha var. Evet. Kağıt. Evet. Evet, ondan da biraz bahsedelim. Sağ olun. Şimdi o enteresan bir iş. Bu Kore Başkonsolosluğu üzerinden ve Mimar Sinan Üniversitesi işbirliği ile bize geldi konu. Kore'den Hanji kağıtlarıyla üretilen, şu anda sanıyorum resimler gösteriliyor. Evet. Tamamen kağıttan. Bu kağıdın adı Hanji. Korelilerin çok 10 bin yıllık geleneksel bir ürünü. Bu kağıt çürümeyen bir kağıt. 1000 yıl dayanabilen bir kağıt. Ve bu kağıttan elbiseler yapmışlar. Ve o elbiseleri Türkiye'ye getirdiler. İşte geçen hafta Cemal Reşit Rey konser salonunda Kore ve Türk kor diplomasiye özel bir gösterim yapıldı. Hiç kağıt gibi durmuyor ama biz asla öncesinde kağıt biraz gibi baktık durmuyor. Gerçekten. Bir de tabii bu defilenin bir farklı bir anlamı daha var bizim için. Gelen ekip önce şöyle dediler. Konuşamıyoruz çünkü. İngilizce konuşalım dedik. Evet. Yeterli midir diye sordular. İngilizceniz yeterli mi dediler. Direkt İngilizce konuşmaya başladık. Pardon, Türkçe konuşalım o zaman dediler. Evet. Türkçe konuşmaya başladık. Onda da anlaşamaz hale geldik. Çünkü Türkçeleri de kötü. Ve tasarımcılar, işte Erdal'cım biraz sinirlendi. Çünkü inat ediyorlar. Evet. İşte tasarımcı ile koreograf arasındaki o çelişki hala demek ki orada devam ediyor. Kendileri mankenlere anlatmaya çalışıyor ama mankenlere ne İngilizce ne Türkçe anlatabiliyor. Evet. Yanında bir tercüman var. O zaten defile tekniğini bilmediği için işte öne gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Bir de nasıl gidiyoruz, nasıl geliyoruz gibi. Evet. Böyle biraz çekişmeli bir iş oldu ama sonuçta güzel bir iş oldu. Belki Erdal'ın bu konuda anlatacağı bir anı olabilir. Ya şöyle ki tabii ki yani biraz sinirlerimiz alt üst oldu. Çünkü biz bir iş aldığımız zaman sıfır alıyoruz, yapıp çıkıyoruz. Bizim kontrolümüze çıktığı zaman zaten orada ismimiz var. Evet. Kontrolden çıktığı zaman da hataları kabul etmiyoruz. Ama devamlı bizden inatlaşıyorlar böyle bazı yerlerde. Evet. Galiba kişisel veya hepsi mi öyle bilmiyorum ama yapacak bir şey yoktu. Böyle şeylerle de karşılaşabiliyorsunuz. Ben ilk defa çıktım, ben hayatımda hiç defile seyredemiyorum. İyi oldu. Çıktım ben kulisten defileyi seyrettim. Erdal için ama ben defile seyrettim. Seni kulisten alalım çünkü sinirden mahvolacak. Ve ilk defa defile seyretti Erdal. Sizinle sohbetimize devam edeceğiz ama kısa bir reklam aramız var. Cem Vakfı kuruluşu olan Allatürne Turizm tarafından 29 Eylül 2011 tarihinde Anıtkabir, Hüseyin Gazi Türbesi, Hacı Bektaş ve Ürgüp Kapadokya'ya 2 gece konaklamalı tur düzenlenecektir. Telefon 0212 466 54 94, 0212 466 54 95, 0212 451 84 13, www.alliturnatur.com. Evi ne kadar ferahlamış. Pencereleri değiştirmiş. Yetişemiyoruz bu kadına valla. Yine neler kaynatıyorsunuz? Nereden bulursun bu yenilikleri? Bilmem. Aslında Winhouse'u takip etmek yeter. Mutfağım da genişledi valla. Ay, çok da kullanışlıymış. Çek çek, unutuyoruz sonra. Şimdi evler Winhouse'la değişiyor, güzelleşiyor. Temizliği de çok kolay. Ahşap desenli neredeyse beyaz fiyatınaysa, beyazın fiyatını siz düşünün artık. Şimdi anladım.
anlaşıldı. Winhouse'la evimiz de cebimiz de ferahlayacak. En son teknolojiyle üretilen Horkes'le horlamaya son. Mucize magnetik terapi cihazı olan Horkes, burun bölgesine takıldıktan kısa bir süre sonra nefes yolunu açarak nefesin kolay geçişini sağlar. İlk kullanımdan itibaren olumlu sonuç alınır. Ağır horlamaları hafifletip horlamayı tamamen ortadan kaldırır. Horlama önleyici aparat olan Horkes'e sadece 89 TL'ye sahip olabilirsiniz. 444-2473 www.cemshop.com. Demetta'dan 222 parça çeyiz seti size özel fiyatıyla 1690 değil, 1390 değil, sadece 1190 lira. Kazancınıza kazanç katmak için Cem TV reklam rezervasyon 0212-625-6464 reklam@cemmedia.com. Kent ve Sanat devam ediyor. Yine modayı konuşmaya da devam ediyoruz. Şimdi sizin çok tartışılan bir defileniz oldu. Tek bir defilesi. Orada cenaze namazı kılındığı söylendi. Gerçekten konuşma defilede cenaze namazı. Şimdi tabii o benim biraz inadına yaptığım bir şey. Evet. Çünkü bir önceki tekbir defilesinde malumunuz tesettür firması. Şimdi şöyle bir yanlış anlamı evet. var. Tesettürü bir moda gibi algılıyorlar. Halbuki tesettür bir moda değil. Tesettürün kendi içinde bir moda anlayışı var. Ama tesettürün kendisi dini bir unsur. Evet. Bir inanç unsuru. O yüzden... Tabii ki tesettür defilesi olduğunda kalkıp Şinanay yavrum yapacak halimiz yok. Elbette ki dinin unsurlarını, bir takım ilahi unsurları defilede kullanacağız. Başka malzememiz yok elimizde. Evet. Bir öncekinde dua ettirmiştim modellerime, mankenlerime. Vay efendim defilede namaz kılındı diye çıktı basına. Şimdi öyle bir basına sahibiz ki, bu defilenin sonu. Bunu başından evet. bir kere daha gösterirsek mutlu evet, olurum. Arkadaşlar defilenin başını verebilirlerse. Çünkü devasa bir iş. Hakikaten çok evet. büyük bir defiledir bu. Hı hı. O duayla namaz arasındaki farkı bilmeyen bir basınla uğraşıyoruz. Evet. Yani yere çöküp dua etmek budur ve biz bunu filmlerimizde de yaparız, tiyatro oyunlarımızda da yaparız. Fatma Girik tarlada dua ettiği 1000 tane Türk filmi size gösterebilirim. Evet. Namaz ise secdeye yatmaktır. Hı hı. Şimdi buna dua, buna namaz kılındı diyor. Evet. Bir kere ayıp burada başlıyor. Yani daha sen bırakın basını, gazeteciliği, daha dinini bilmiyorsun. Ve dini bilmek de ayıp bir şey değil. Biz Müslümanız elhamdülillah. Hepimiz Müslümanız. Evet. Yani Türkiye'de bir mayo defilesinde keşişler ve kilise çanlarıyla mankenler çıktığında vaa bravo oluyor da ben defilede dua ettirdiğimde ve bir Müslüman ülkede neden bu olay oluyor? Neden bu kötü oluyor? Bunu anlayabilmiş değilim. Size peki hiç sordular mı burada ne yapmak istediğiniz diye yoksa direkt kendi gördüklerini mi yazdılar? Aynen öyle. Aynen evet. öyle. Direkt kendi algılamak istedikleri şekilde. Yani Türkiye'de bir keşiş ve kilise müziği olay olmuyorken evet. bir dua nedense olay oluyor. Hı hı. Ben de bunu bildiğim için bu seneki defilede özellikle 3 erkek modelime ki bunlardan biri Kaan Aypolat biraz önce evet. biliyorsunuz bizimle beraberdi. Kasıtlı olarak, bilinçli olarak o şu turlarının sonunda 3 erkeği biraz elleri böyle ve 2 meleğe selam verdirttim. Evet. Buna cenaze namazı dedi. Ortada cenaze yok, abdest alınmamış. Yani hani işin şeyine giderseniz. Evet. Ve özellikle de bunu yaptı. Bakalım ne diyecekler diye. Şimdi onlara inat bir sonraki defilede hatim indirteceğim inşallah. Mevlüt evet bunlara da açıklık getirmiş olduk gerçekten. Bir de bir şey daha soruyorlar. İşte sen Anadolu medeniyetleri Cumhuriyet defilesi yapıyorsun. Şimdi bu asla çelişmiyor ki. Hı-hı. Asla çelişmiyor. Atatürk de Müslümandı. Evet. Atatürk de dua ederdi. Atatürk de namaz kılardı. Yani nesi ya çelişiyor? Herkese hitap etmek elbette üstelik sanat bu. Sanatın tabii ki her bölüme, herkese eşit uzaklıkta olmalı ve anlamalı. Evet. Gerçekten öyle. Sonra biz profesyoneliz. Yani. Evet. Elbette. Yani o bunu tercih etme şansımız yok. Evet. Gerçekten öyle. Peki arkadaşlar sizin hani çıkmam dediğiniz bir defile var mı?
yoksa? Öyle bir lüksümüz yok. Her eğer profesyonelce bu işi yapıyorsanız öyle bir lüksümüz gerçekten yok. Evet, gerçekten. Peki ne zaman olacak yarışma? Ekim sonu gibi söylediler. Aynı zamanda rakipsiniz de siz. Rakibiz ama çok da iyi arkadaşız. Evet. Diyorum, peki, akılları varsa seçsinler, evet, oradakiler. Peki, ikinize de sormak istiyorum. Evet. Böyle çok yaşadığınız ilginç olaylar oldu mu bugüne kadar? Çok. Örneğin, hani çok. Böyle hiç unutamadığınız. Ben bir tanesini yurt dışından verebilirim. Diğerini Erdal bence versin, o da yurt içinden. Benim yanlış hatırlamıyorsam Kuala Lumpur'da bir yarışma yapıyoruz. Miss Cosmopolitan olsa gerek. 120 yarışmacı var. Bunlardan biri Miss Bulgarya. Bu, evet. O dönem Bulgaristan olarak geçiyor. Şimdi galiba hala Bulgaristan ya da bölündü, tam emin değilim, bilemedim şu anda. Ama Miss Bulgarya, onu unutmuyorum. 120 yarışmacı ve sahnelerimiz tabii kalabalık, 2000 metrekarelik sahnelerde yapıyoruz bunu. Yarışmacıları 20'şer 20'şer alıyorum. Böyle bir sahne var. Dalga hareketi diyoruz. İşte 20 geliyor, 10 10 ayrılıyor. Arkadan bir 20 geliyor, 10 sağa 10 sola. Böyle bir dalga dalga öne doğru geliyoruz. Miss Bulgarya'da bu işte 3. ya da 4. 20'nin sağa ayrılması gereken onun içinde. Fakat Miss Bulgarya en öne geldiğinde o kendi 10 grubu içindeki herkes sağa dönerken Miss Bulgarya sola dönüyor. Eyvah eyvah. Ve sola döndüğü anda tabii bu mankenle çapışıyor yüzle gibi ve bir karmaşa oluyor. Ve bu tam jürinin önünde, bütün ekranların eyvah önünde eyvah olan bir şey. Tabii ve biz tüm, şu an gülüyoruz ama siz nasıl gerilmişsiniz? Yani tabii hani gülerim ağlanacak halime durumu. Evet. Her defasında stres eyvah çarpacak. Tabii bu defa şöyle bir durumda olmaya başladı. Diğer kızlar da şimdi çarpacak bana diye yanındaki kız da geri geri duruyor. Böyle rezalet bir durum. Koreografiyi değiştireyim diyorum ama 15 dakikalık bir koreografi, sırf orası için tüm koreografiyi değiştirmek lazım. Ona zaman yok. Eyvah. Velhasıl artık bir stres halinde gidiyoruz. Ben artık sahnenin enine gelip Miss Bulgaria look at my eyes from your right side, from your right side. Kız da böyle diyor ama nedense sola dönüyor. Kitlendi. Yani orada evet, bir takıldı. Yapacak bir şey yok. Ve bütün rejiyle de konuştuk. Dedik ki evet, çünkü canlı yayına giriyoruz. 70 ülkeyi yayınlayacak. Tüm rejiyle konuştuk. Dedik ki bu sahneyi, evet buradaki davetliler bunu görecek, bu karmaşayı, ama televizyon görmeyecek. O anda hepimiz başka bir yerde olacağız. Tamam mı? Tamam. Koskoca 2,5 saatlik şovun en kritik anı geldi. Ve biz tabii orayı çekmemeye karar verdik. Ben de rejideyim. Ve kız sağdan döndü. İnanmıyorum. Yani prova jeneralde bile sola dönen kız geldi sağdan döndü ve biz sanki Galatasaray ya da işte Türk takımı, milli takım gol atmış gibi oley döndü, sağdan döndü diye. Hayır, sırf koca gerçekten olayda ona sevindik. Böyle ama bir ne kadar enteresan. Tabii çok gerilimli ama sonradan da komik hatırlanan evet, bir anı. Benim İzmir'de bir olay var. Şimdi aklıma geldi, tabii çok ilginç olaylarımız var da. İzmir'de Agora diye bir yer, antik bir yer var. Bu da tam Kadife Kale'de tam aşağısı oluyor. Orada Ekonomi Üniversitesi'ydi galiba. Tabii oydu. Hı hı. Orada defilesini yapacağız. İzmir Ekonomi Üniversitesi, evet. Biz işte gittik baktık. Böyle çok güzel bir yer, tamam. Provalara başlayacağız ki 3 gün önceden provalara başlıyoruz. Ama yarabbim, taşlar mı yağmıyor? Laflar mı atılmıyor? Kızlar, yani tabii ki mankenlerle oradayız. Tabii çocukları veya arkadaşları yargılamayayım ama çok üzüldüm. Biz oraya gitmişiz, bir şeyler yapacağız. Evet. En son tabii yapamadık. Valiye müracaat ettik. 200 tane Çevik Kuvvet ekibiyle beraber bu işi. İnanmıyorum. Çevik'le evet, beraber defile evet, yaptık. Evet, Çevik'le de defile yaptık. Çünkü mümkün değildi. Evet. Bu bir tanesi. Bir tane de çok bana... Tabii eylemde onur, bile o kadar çevik onur duyduğum bir olaydı. Sevgili Başak Gürsoy, Cumhuriyet Kadınları diye bir defile yaptık. Evet. Bir derneği. Yıldırım Mayruk kreasyonuyla. Yıldırım Mayruk defilesi. Orada eski demeyeyim. Birinci ve ikinci jenerasyon mankenler. Yani mankenler. Lale Belkıs, Merih Akalın, Başak Gürsoy. Genç kızlarımızla evet, beraber yaptık. Bunlar evet, ise Başak Gürsoy da vardı. Benim hocam olduğu için evet, onu... trafik yani yönetme kuliste evet, yönetmenlik yaptım. O benim için bir şerefti, onurdu. Galiba yani hocama, o defilede olması lazım evet, eğer gösterebilirsek. Yani hocama yönetmenlik yapmam benim için bir onurdu. Evet.
Evet, gerçekten. Evet. O defile de çok konuşulan. Evet, çok evet, hem de tam 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da Pera Palas'ta, Atatürk'ün kaldığı, evet, otelde. Her bakımdan tabii Barbaros Şansal'ın da bu işte çok büyük emeği var. O koreografide de onunla beraber çalıştık. Konsept ondan çıktı. Müthiş, evet, bir adam zaten. O kendine yamak diyor ama bence çok akıllı, mütevazılığından tabii. Evet. Çok akıllı, çok duygulu, çok duyarlı bir insan. Tanıdığım en duyarlı insanlardan biri. Evet, şimdi görüntülerini görüyoruz. Bu değil. Bu tarih, evet, boyu Türk kadınları defilesi. Evet. Bu daha Cumhuriyet otantik. Cumhuriyet kadınları olacaktı. Evet, Yıldırım Mayruk, evet, defilesi olacak. Arkadaşlarımız hazırlayacaktır o görüntüyü. İnşallah, evet. Peki Fashion Week'te defileniz oldu mu? Oldu. Geçen bu defakinde olmadı ama bir öncekinde, hı-hı, oldu. O da bence Türkiye'nin gelecekte ve önümüzdeki 10 yıl boyunca bir numara olacak bir tasarımcısı, sevgili Günseli Türkay. Evet. Muhteşem bir kreasyon ve Kırık Porselen adı altında müthiş bir koleksiyon hazırlamış. Şimdi yeni koleksiyonu da dün akşam gördüm. Müthiş bir koleksiyonla geliyor. Onun defilesini yaptık. Tabii çok fazla bir koreografi demin anlattığım sebeplerden dolayı yapılamıyor ama orada işte biraz müzikle sevgili Murathan Özbek'in öncesinde hazırladığı bir video, bir görüntüyle biraz daha farklı, daha seçilebilir, algılanabilir hale getirebildik diye düşünüyorum. Galiba o da var, onu da verirsek, evet, özel müzikler, özel bir koreografiyle hoş oldu. Şimdi arkadaşlara da soralım. Demin siz anınızdan bahsettiğinizde sizde de böyle tedirginlik oluyor mu? Hani unutacağım koreografiyi, ne yapacağım şimdi dediğiniz? Ya mutlaka her zaman oluyor ama onu bir şekilde aşmaya başlıyorsunuz. Yani ilk defeden sonra diyelim. Evet. Giderek azalıyor sizde. Ondan sonra zaten bakıyorsunuz her şey yolunda gidiyor. Sıkıntı kalmıyor. Arkadaşların kendilerine güveni çok fazla. Hocam, evet. Ferhan hocam zaten işi şansa, evet, bırakmaz. Evet. Her zaman bize not olarak yazdırır. Evet. Erdal hocam da öyle. Bir tane, evet, zaman stage bize zaten daha önceden kartlar üzerine veriyor. Hangi sahnede nerede olacağımız, ne giyeceğimizi zaten üzerimize iğneniyor Erdal hocam da. Yani pek işi şansa bırakmıyoruz. Her şeyi senkronize, evet, bir şekilde ilerliyor. Sıkıştıkları zaman gelip benim yakamı yapışıyorlar trafikte. Evet, ne yapacağız şimdi? O da kızıyor bize işte ondan sonra. Ama gerçekten hani burada bile ne kadar güzel çalıştığımız çıkıyor ortaya birlikte. Hani direkt onu ben, evet, buradan hissedebiliyorum. İşte yani, hep diyorum ya, ekip işi bu. Yani evet, hiçbir zaman tek başına başarı bir kişiyle olmuyor. O, evet, bir kişi belki önde görünüyor ama onun arkasında hani buzdağı gibi muazzam bir ekip var. Evet. Ve o ekiple beraber yaptığınızda iş hakikaten güzel oluyor. İşte ekibin bir bölümü bu. Evet. Ki bunun arkasında set ışık, ışık ekibi, set ekibi, podyum ekibi, kulis ekibi, giydiricilerimiz, evet, hostlarımız, hosteslerimiz, yani hepsi bir bütün. Tabii en basit defilede 100 kişiyi buluyor. Yani mankeni, çalışanı, yüzü buluyoruz. En minimum bir defilede bile 100 kişi çalışıyor ve ancak o 100 kişiyle beraber o 20 dakikalık defile çıkıyor ortaya. Evet. Peki kimlerle çok çalışmak istiyorsunuz? Var mı öyle? Yani kimlerle derken, model mi, tasarımcı mı? Her ikisi içinde. Hem model için. Bu konuda çok bir ayrımım yok. Evet. Şimdi tabii 28 sene yurt dışında ve Türkiye'de toplam çalıştıktan sonra artık oradan teklif bekliyorum. Yani ne BG ajansı olarak 35 yıllık bir ajans, evet, ne 28 yıllık bir koreograf olarak ben kimseye gidip de gel defileni ben yapayım demem. Böyle bir talepte de bulunmam. Hani zevk ile çalıştığınız. Evet, çalışmayı çok seviyorum. Gerçekten beni iyi anlıyor. Ben de onun yaptıklarını iyi anlıyorum dediğiniz. Şöyle diyeyim. Aslında hepsiyle hemen hemen. Çünkü ben sömüren bir adamım. Yani ben o tasarımcıyı, evet, kafasındakini anlayana kadar böyle didik 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 sömürürüm. Evet. Mesela bunu en çok öğrenci defilelerinde, yani üniversitelerin mezuniyet defilelerinde 20 öğrenci, 30 öğrenci, 40 öğrenci, hepsinin ayrı ayrı, evet, ne hissettiğini, ne algıladığını anlamam lazım. Ve onları didikliyorum. Sen burada ne anlattın? Sen ne anlattın? Neyi anlattın? O yüzden yani nasıl söyleyeyim? Ben zaten sömürüyorum onları. Onlar benden pek bir şey, evet, sömürmeye zamanları kalmıyor. Ben iyi, çünkü hep o konuda telaşım var. Tasarımcının hayalini doğru adapte edebilmek konusunda telaşım var. Asla
O elmadan bahsediyor, ben armuttan bahsediyor. Hiçbir anlamı yok. Evet, gerçekten. O elmadan bahsediyorsa benim orada gerçekten elmayı göstermem lazım. Peki siz aynı zamanda öğretim üyesiniz, hocasınız. Yaratıcılık anlamında ne durumdayız? Yani güzel elbiseler yaratabiliyor muyuz? Müthişiz. Yani evet. Öyle bir nesil geliyor ki müthiş. Bangır evet. Bangır geliyor. Bütün mesele onlara iş imkanı sağlayacak sektörü genişletmekte. Evet. Gene başa dönüyoruz, zihniyetlere geliyoruz. İşte Türkiye'de atılım çok ama zihniyetlerin biraz artık daha açması gerekiyor. Açılması gerekiyor. Peki genç modeller, yani biraz daha yeni başlayanlar ve birazcık daha deneyimli olan modeller hangisi sizi zorluyor? Hani şimdi ben epey daha eskiye gideceğim. Eski modellerle şimdikiler. Tabii şimdiki gençleri biraz sıkıştırmak lazım. Hı. Eskiden de bir profesyonellik vardı. Şimdi tabii çocuklara da biz hep onlara örnek vererek öğretiyoruz bir şeyleri. Bizim elimizdekileri veya işte bizim yanımıza gelen arkadaşları. Devamlı biz nasihatlerde bulunuyoruz. Eskiden arkadaşlar mesela ben çok kimler örnek vereyim. Ceylan Saner'ler, Çağla Şikel'ler, Ebru Ürünler, Sema Şimşek. Bunlarla hep çalıştığım için o zaman daha mı bir şey vardı diyorum ama var hakikaten. Daha bir mesuliyetleri vardı, daha ciddi yapıyorlardı bu işi. Belki az olduklarından hoca değil mi? Büyük ihtimalle. Yani öyle çünkü hani onlar sahiplenmişlerdi işlerine. Belki de sizin bahsettiğiniz gibi hani o dönem daha çok önemsendiği için mi? Hani tabii, o sorunların tabii. Ferhan Bey'in anlattığı sorunlar belki olmadığı için mi? Belki olabilir de, mi? Belki de. Tabii ki yani belki değil doğru öyle bir şeylerdi. Evet. Şimdiki çocuklar da bunu öğretmeye çalışıyoruz. Tabii nesil de farklı birazcık. Evet. Biraz sorumsuz veya sorumsuz da değil mi biraz rahatlar. Rahatlar onun için biz onun için sıkıştırıyoruz. Bu nesli. Evet. Daha bilsinler işlerini, daha iyi kavrasınlar, daha profesyonel olsunlar. Yani Ceylan Saner'in defileden sonra paketleri seninle toplaması. Ha, evet mesela. Yani mesela o da yani bir... Ceylan Saner yani, oturur Erdal'la paket toplar. Ben kulis işte defileden sonra İzmir'de, yok Antalya'daydık. Antalya. Bitti işimiz. Ben koleksiyonu topluyorum. Kolye koyacağız, getireceğiz İstanbul'a. Ceylan geldi, o da yorgundu. Ki o zaman o da tam zirveler hala öyle. Çıkarttı, Erdal'cığım sana yardım edeyim dedi. Benden beraber kolye yaptı. Evet. Bu benim hayatımda ve de çocuklara hep anlatırım bunu. En yükseğe çıkın ama mütevazi olun. Evet. Aslında işini çok iyi yapan insanlar her zaman daha iyi mütevazi oluyorlar. Öyle oluyorlar. Böbürlenmeye ihtiyaçları yani, oluyor. Çünkü zaten eminler yani, kendilerinden. İşlerini çok iyi yapıyorlar. Aynen. Sema Şimşek öyledir. Ben hep örnek gösteririm onu arkadaşlara, derslerde de olsun. İyi bir profesyoneldir. Ben en önce mekana ben giderim defeden önce. Gidelim ki Sema gelmiş kahvaltısını yapıyor orada. Evet. Zamanından önce gelmiş. Ve de mesela koreografilerde ben de unutuyorum. Ben de şeyim. Sema'ya sorarım. Kendi sahnesi olmadığı halde o söyler. Söyle. Herkesin koreografisi çok dikkat eder. Evet. Çok önceleri 90'lı yıllar yanlış hatırlamıyorsam televizyonlarda programlarda böyle küçük küçük defileler olurdu. Evet. Ona nasıl bakıyorsunuz? Doğru bulmuyorum. Sıkıştırılmamalı değil mi yani? Tabii yani çünkü defile dediğim gibi bir sahne sanatı. Evet. Ve çok önceliği, hazırlığı olan bir iş. Şimdi onu öyle yaptığın zaman o fast food gibi oluyor. Yani araya iki sandviçin arasında bir köfte koy ye gibi onu küçümsemek oluyor. Doğru bulmuyorum. Evet. Yani defile bir eğlence aracı değildir. Evet. Yani eller alaya eğlenelim öyle bir şey değil. Televizyonda defile zaten pek olmaz. Yani defile bizzat o ortamda olup seyredilmesi gereken bir şey. Kumaşı bizzat görmek, o dokusunu hissedebilmek. Televizyondan defileyi çok anlayamazsınız. Yani o hatta sıkar bile. O ambiyansın içinde bizzat olmak lazım. Onun için çok kısa bir şekilde verip tüketiyorlar diyorsun. Yani orada olmak gerekiyor. Hem de ben oraya çıkan kızlarım bu piyasanın içindeyim senelerdir. Hiçbirini tanımıyorum. İşte tutuyorlar, oraya çıkartıyorlar. Evet. Zaten karşıyım o işe ben de. İşte gördük yani bir kolunu hayitler gibi kaldıran mankenler var. Yani, evet. Yani sunanlar da iyi sunamıyorlar. İşte böyle kötü oluyor. Peki manken kıyafetin önüne geçiyor, kıyafet mankenin önüne geçiyor. Bu da çok modada tartışılan bir konudur. Hangisi doğrudur? İkisi de doğru. İkisi de yanlış.
İkisi de doğru. Bazı modeller vardır ki mesela bunlardan biri medyatik model olarak algılayacağım ama aynı zamanda TAP modeldir. Çünkü böyle bir kategori var. TAP modeller var, no name modeller var, bir de medyatik modeller var. Şimdi medyatik model ünlü ama TAP mıdır değil midir o tartışılır. Ama hem TAP hem medyatik olanlar var. Biri Sema Şimşek'tir. Hem TAP modeldir hem ünlüdür. Ece Sukan hem TAP modeldir hem medyatiktir. Ece Gürsel TAP modeldir, medyatiktir gibi. Şimdi Ece Gürsel diyelim ki Ece Gürsel ya da Ece Sukan fark etme. Modacı en güzel kıyafetini onun üzerine giydirmek istiyor. Evet. Sebep? Çünkü ona bakılacak. Ece evet. Gürsel çıktığı zaman herkes ona bakacak. Doğrudan elbiseyle. Dolayısıyla elbise de görünecek. Şimdi elbise mi ön plana çıkıyor, manken mi ön plana çıkıyor? Böyle bir işte mankenin ön plana çıkması gerekiyor ki elbise görünsün. Yani bu modacıya bağlı. Bazı modacılar der ki tasarımcılar ben hiç ünlü manken, medyatik manken istemiyorum ki mankenler öne çıkmasın, kıyafetlerim görünsün. Bu tasarımcı ile ilgili bir tercih sebebidir. Tasarımcı medyatik model istediğinde bilecek ki manken öne çıkacak, elbise değil. Peki sizin tercihiniz? Hiç fark etmiyor, hepsiyle çalışırım. Hiç fark etmiyor. Benim o yönde, çünkü ben bu mesleği ve bu mesleğin içindeki tüm kolları o kadar severek, benimseyerek yapıyorum ki tüm koreograf arkadaşlarıma hayranım, bayılıyorum hepsinin yaptıklarına. Yeni dönem çıkanlara eleştiriyorum. Çünkü onlar sağa sola git demekle koreograf olduklarını sanıyorlar. Ama lütfen bir dönsünler, baksınlar. Başak Gürsoy, Sait Sökmen, Bilge evet. Tuğsuz, Gaye Sökmen, Uğur Kanerez, Öner Evez. Yani bir sürü örnek var. Kabul ederlerse ben. Ama kabul bir bakın, bir görün. Yapmayın. Onlardan bir örnek alın da ondan sonra yapın. Mankenlik olarak evet bu işin medyatik kısmı var, TAP modellik kısmı var. Hiçbir etli sütle dokunmadan no name mankenlik yaparım giderim diyen var. Hepsinin başının üstünde yeri var. Hepsi kıymetli. Çünkü zor bir iş. Hakikaten zor bir iş. Dışarıdan göründüğü gibi değil. Hep diyorlar ama ne yapıyorsunuz ki yürüyorsunuz. Gel buyur yürü bakalım. Evet. Dizlerim gerçekten böyle titrer. Şimdi yani ben kendi adıma bile ne kadar çok şey öğrendim bugün. Aslında ya, çok zormuş. Sırf yürümek değil. Evet. Hadi o pantolonu benim istediğim gibi sun. Hadi evet. O ceketi benim istediğim astarını göstermeden çıkar. Evet. Koy bakalım şuraya bir görelim nasıl çıkarıyorsun. Gerçekten. Yani o heyecanla neler oluyor? Peki yine genç arkadaşlarımıza sormak istiyorum. Şimdi medyatik ve medyatik manken. TAP model, TAP medyatik model evet. Ve no name model. Şimdi hani bu kadar şeyi düşünmek zorunda kalacak mı arkadaşlar? Yani hani bu da tabii. Bir şey zorlu bir süreç aslında. Bunu nasıl örneğin hani medyatik bir manken olmayı nasıl başarılacak? Aa, çok kolay Türkiye'de. Oo, süper. Çok yani kolay. Bunu öneriyor musunuz siz onlara? Önermiyorum ama yani yapanları da yargılamıyorum. Evet. Herkesin tuttuğu bir yol var. Bir kere zaten hayatım boyunca felsefem o. Kimseyi yargılamıyorum. Evet. Hiç kimseyi, herkesi olduğu gibi kabul etmeyi ilke edinmiş bir adamım. O yüzden de yargılanmaktan da nefret ederim. Eleştirilmek değil. Eleştiri her zaman açız ama yargılamak kötü bir şey. Evet. Şimdi medyatik olmak Türkiye'de çok kolay. Çok kolay evet. Dakikada medyatik olursunuz. Yani şurada bir skandal çıkartın, dakikada medyatiksiniz. Bitti. Evet. TAP model olmak hakikaten zor. Yani orada birçok ünlüden, birçok bu işin duayeninden vize almak zorunda. Hı hı. İşte Başak Gürsoy'dan, Uğur Kanerez'den, Öner Evez'den, benden, sizden. Modacılardan, tasarımcılardan her birinden vizeyi alacak ki ondan sonra ha tamam hakikaten bu TAP model oldu diyeceğiz. Evet. O zor iş. Ama no name olmak da zaten hani ne etliye ne sütliye dokunurum, ben işimi yaparım, devam ederim. Ona da saygım var. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Hani böyle bir çabanız olacak mı örneğin? Ben hani bu yola başladığım zaman şöyle bir hedefim vardı. Ben bir gün bir yere geldiğim zaman hani yeni başlayacak olan arkadaş desin ki hani ben de bu işi Cem abi Cem Demirdeş gibi yapmak istiyorum desin. İnşallah. Hani ne medyatik olmak ne TAP model olmak. Ya belki TAP model olmak çünkü mankenin etiğinden gereği hani kolaya kaçmak değil evet. Zoru başarmak. TAP model olmak tabii ki yani Ferhan Hoca'nın öğrencisi sonuçta bir şekilde bir şeyler başaracağız inşallah. İnşallah. Hani bu bir hem model olmak hem de benden sonra gelecek olan kuşağa rol model olmak. Çok önemli olan bu bence. Evet. Sizin için? Ben sadece işimi iyi yapmak istiyorum. Sonucunda TAP model olmuşum, ünlü olmuşum. Bu benim için çok bir şey ifade etmiyor. Zaten o kendisini gösterecek. Zaten bir şekilde kendinden olacaktır. Ama her şeyden önce iyi bir koreografi gerekiyor ki arkadaşlar kendilerini gösterebilsinler değil mi?
Sizin evet. En başından beri konuştuğumuz evet, gibi. Evet, yani orada tabii bize de iş düşüyor. Yani bir koreograf istediği modeli arkaya, istediği modeli ön tarafa alabilir. Evet. Böyle bir yetkimiz var. Ben genelde eşit davranmaya çalışıyorum ama bazı göz bebeklerim var ki işte Kaan Aypulat, İkbal Tulgar, Cem evet. Demirdeş, Tuncer, Mızrak, daha ismini burada olmayan ama ismini sayabileceğim birkaç modelim daha var. Tuğçe Dural, Bora Atabey gibi. Bunlar tabii biraz daha benim göz bebeklerim. Biraz kayırdığımı söylüyorum. Kayırıyorum evet. biraz onları. Ne yapayım? Evet. Peki şimdi mekanlardan bahsettiniz siz hani artık çok pahalı diye. Evet. İstediğiniz Dolmabahçe'de yapmak istediğinizi söylediniz. Evet, gerçekten muhteşem evet. bir yer. Öyle bir şey olsa belki de çok 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 ses getirecek. Evet. Yani herkes merak edip oraya gidecek. Şimdi tabii şöyle defilelerde biz sahte dekorlar kullanıyoruz. Sahte dekor inandırıcı olmaktan öte bir şey. Yani o yüzden de ne yapıyoruz? Genellikle simsiyah kullanıp ışıkla beraber sırf odak noktasını evet. podyuma yöneltiyoruz. Ama bir işte Dolmabahçe Sarayı doğal dekor, o tarihi bir dekor. İşte evet. onun önünde yaptığınızda hakikaten olayın rengi bambaşka bir hale geliyor. Bir de tabii o tarihi geçmişi de imajlarda yer aldığı için, kafalarda yer aldığı için tabii ki orada bir Anadolu medeniyetleri direkt örtüşen evet, ve belki Anadolu medeniyetlerini 10 kat daha yükseğe çıkartabilecek bir ambiyans. Hı hı. İnşallah yaparız, inşallah. Evet. Burada da yerel yönetimlere mi iş düşüyor? Size yardımcı olmaları konusunda. Biraz tabii yani çok prosedür var, çok engel evet. var. Yani diyorum ya yurt dışında kraliyet defilesi yapıyoruz. Çok çabuk gidiyor. Türkiye'de kendi ülkemde yılan gibi dönüp dolaşıp geliyoruz her tarafa. Sürekli bir yerlerden dönüp tekrar bir daha sil baştan. Evet. Böyle bir zorluk var maalesef. Peki şimdi nasıl takip edecek insanlar size? Neler var önümüzdeki günlerde? Onları da öğrenelim sizden. Önümüzde şimdi Ekim doldu. Evet. Kasım'da inşallah Londra var. Aralık dolmaya başladı. Yani defileler anlamında. Hatta Ekim'de henüz cevabını almadım. Belki programdan sonra öğreneceğim. Troya Fashion Week Çanakkale'de. Evet. Düşünülüyor. Truva üzerine. Bir öğreneceğim programdan sonra bir arayacağız. Çünkü bugüne randevuleşmiştik. Gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini ama gerçekleşirse evet. Eli Sağap da konuk olarak gelecek bu işe. Büyük bir iş olacak inşallah. Onun dışında işte diğer firmaların ve tasarımcıların defileleri devam ediyor. Şimdi siz Çanakkale dediniz. O zaman ben hemen şunu sorayım. Moda İstanbul'un dışına ne zaman çıkacak? Peki diğer Anadolu'da? Biz onu denedik. Evet. Ve devam da edeceğiz inşallah. 2010'da denedik. Eskişehir Moda Günleri. Moda haftası değil, Moda Günleri şeklinde yaptık. Bu sene Anadolu Üniversitesi'nin ve Eskişehir Belediyesi'nin destekleriyle evet. ve Ticaret Odası'nın ve Eskişehir Spor Kulübü'nün de destekleriyle inşallah Eskişehir Moda Günleri'ni tekrar 2012'de hayata geçireceğiz. Evet. O kesin, o elde var bir. Evet. Ve tabii ki modanın merkezi tabii ki İstanbul. Onu değiştiremeyiz. Ama Anadolu'ya açılan kapısı da sanat ve kültür şehri olan Eskişehir'e moda şehri unvanı da çok yakışıyor. Oradan da Anadolu'ya bir kapı açmakta hiçbir zarar görmüyorum. Evet. Çanakkale'de buradan Trakya'ya doğru, batıya doğru evet. gidiyoruz. Bence üçlü saç ayağı güzel olur. Peki orada bakış açısı nasıl? Eskişehir'de mi? Müthiş evet. bir talep vardı. Evet. Doldu taştı. 3 gün Gerçekten. Boyunca doldu taştı. Evet. Çok büyük talep var. Açlar, haklı olarak. Evet. Ferhan Aral. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Erdal Nicer çok teşekkür Biz ederiz. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar size de çok çok teşekkür ederiz teşekkür geldiğiniz ederim. İçin. Bugün modayı konuştuk. Daha doğrusu görünmeyeni, vitrinden görünmeyeni konuştuk. Çok şey de öğrendik. Biraz şikayetçi oldum sürekli her şeyden ama ne yapayım. Evet belki de güzel olması için. Evet. Çok teşekkür ederiz tekrar teşekkür programımıza ederim. Konuk Sağ olduğunuz olun. İçin. Sevgili izleyiciler bugün de geldik Kent ve Sanat'ın sonuna. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın.